Yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle tekrardan aramıza yeni katılımcılara hoş geldiniz diyeyim. Sonra Yahşi Bey'e, Cihan Hocam'a, Handan Hocamıza hoş geldiniz diyelim. Biz aslında Yahşi Bey'le korona sonrasında böyle bir YouTube videosu yapıp gerçekten bir yakın dönem Türkiye tarihini kayıt altına alıp sanatlarına hediye etmeyi düşünüyorduk. Ama sanırım böyle daha güzel oldu, değil mi Yahşi Bey? Özellikle Tabii. pazar Harika. gününde koronada herkes evde hani bir stres altında, özellikle Antalya'da sıcaklar da başladı. Bence böyle biraz daha moral verici olacak diye düşünüyorum. Hem şu an için hem de belki ileride yine YouTube kaydını paylaşacağım. Bu yönden de. Ben tabii ki sizi birçok kişi tanıyor. Yani 1900 özellikle 70'lerden itibaren günümüze baktığımızda 45 yıllık bir tarihsel süreçten söz ediyoruz ve buna tanıklıktan söz ediyoruz. Yani bence bu çok önemli bir tanıklık. Ama sizin kısa özgeçmişinizi okumak istiyorum ben. Hatta bir de sunum yapmıştım biliyorsunuz. Ters ışıkta olduğum için görünmüyor. Biraz seni de gösterdim. Oradan da böyle ilerleyebiliriz. Şaka. Bu arada katılımcılara şöyle söyleyeyim. Gerçekten bu 45 yıllık tarihsel süreci izleyeceğiniz bir sunum da hazırladık Yahşi Bey'le birlikte. Konuşacağız ama bir taraftan da fotoğraflar yoluyla tanıklık da edeceksiniz. Bu fotoğraflardaki hikayeleri mesela da sorabilirsiniz. Ben gerçi mümkün olduğunca soracağım. Arkadaşlarımla birlikte sorular yönelteceğiz. Ama gerçekten ben bu fotoğrafların da sanat tarihi için çok önemli kayıtlar olduğunu düşünüyorum. Belki bizim bilmediğimiz pek çok şeyi bugün Yahşi Bey de anlatacak. Yani sanat tarihine kayıt edilmemiş pek çok detayın da hani olduğunu aslında düşünüyorum ben. O nedenle bu sözlü tarihin çok önemli olduğunu da hepimiz biliyoruz. Hem de böyle biraz dördü de yaklaştığım için de bu sohbeti biraz uzatmak istedim. Hem de tanımlamak istedim konuşacağımız sohbeti. İsterseniz biraz kısa özgeçmişini okuyayım ben. 44 yılında İstanbul'da doğuyor Yahşi Baras. Aslında bir sanatçı, akademili, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu. Sabri Berkel, Edip Hakkı Köseoğlu, Gevher Bozkurt, Bülent Özer, Belkıs Mutlu, Nejat Diyarbakırlı, İsmail Hakkı Oygar, ki kendisi de bir dönem galericilik tarihi için önemli bir figürdür. Sade Diren'in öğrencisi oluyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde, Rusya ve Amerika'da araştırmalar yaptı. 1974 New York'ta Firehouse Ceramics'te, Unicorn Galeri'de çalışıyor. Bu mesela çok önemlidir. O dönemin Soho'suna tanıklık etmiş bir isim Yahşi Baras. O nedenle de anlatacakları bence oldukça önemli. 1975 yılında İstanbul Kurtuluş'ta Galeri Baraz'ı kurdu. Sayısız etkinliklerle dolu, 40 yılı geride bırakan bir galeri, Baraz Galeri. Bu süre içerisinde 150'den fazla kişisel ve karma resim sergisi düzenlendi. 19. yüzyıl resminden günümüze kadar çok önemli Türk ve yabancı ressamların eserleriyle çok sayıda koleksiyoncunun oluşmasına sebep oldu ve bu eserlerle sergiler düzenlendi. Kataloglar yayınlandı. Ayrıca çok önemli bir sanat kitaplığına sahip Yahşi Bey. Mesela Türk resim sanat tarihi için bence çok da önemli bir bellek bu kütüphane. Ayrıca çok değerli eserleri barındıran bir özel koleksiyona sahip. Ve tabii ki bu donanımlarla birlikte yakın dönem Türk sanat tarihi içerisinde de silinmez bir yer edindiğini hepimiz biliyoruz. 1998 yılında TÜYAP tarafından Kültür Sanat Hizmeti'nde 20. yılını doldurmuş galericilere verilen Şükran plaketini de aldı. Bir kere önce kendi adıma hani şu yorumu yapmak istiyorum. Yahşi Bey koleksiyonculuğun gelişimi açısından önemli. Aynı zamanda bir yayıncılık kısmı var. Kataloglar yayınlanması da sonuç itibariyle bir Türkiye sanat tarihine bir bellek yaratmış oluyor bu şekilde. Kütüphane ayrıca tabii ki bu belleğin ve birçok yurt dışından kitaplarında olduğu çok önemli bir kütüphanesi var. Ben de şahsen kendi araştırmalarım için gerçekten faydalandım. Birçok kişinin de faydalandığını düşünüyorum. Aynı zamanda pek çok gencin Galeri Baraz'da staj yaptığını biliyorum. Bu alanda ilerleyen gençler için de bir öğretici bir rolü olduğunu da düşünüyorum.
Bunun en önemli sebebi de belki de 75'ten itibaren hala var olan bir geleneği sürdürüyor olması. Yani orada tüm tanıklıklarıyla birlikte sürdürüyor olması. İsterseniz yani bu sunum açık kalacak. Ve ben ilk sorumu şöyle sormak istiyorum. Akademi mezunu bir sanatçı, her şeyden önce seramik mezunu bir isim Yahşi Baraz. Fakat mezuniyetinin ardından bir Amerika hikayesi var. Ki Amerika'nın Soho'nun en aktif, en dinamik sanat ortamı açısından en dinamik olduğu dönemler. Bence bu da çok önemli bir detay. Bu dönemde Soho ortamıyla, yani Türkiye'den gittiniz mezuniyetin ardından. Oradaki Amerika'daki galeri de çok stajyer gibi, hatta çok emekçi olduğunuzu da biliyoruz. Bir karşılaştırma yapabilir miyiz? Yani gittiğinizde tanık olduğunuz durumlar, her türlü detay, yani galericilik ortamı olabilir, sanat ortamı olabilir. Ve Türkiye, bıraktığınız Türkiye'ye gittiğiniz Soho arasında deneyiminizden biraz hani bahsederek isterseniz başlayalım. Yani ne yaşadınız? Şaşırdığınız durumlar oldu mu? Farklılıklar neydi? Sizi özellikle en önemli çarpan detaylar, teknik anlamda olabilir, sanatsal anlamda olabilir, her yönden. İsterseniz böyle başlayalım Yaşar Bey. Tabii. Şöyle, şimdi ben askerlik bittikten sonra 71'de bir seramik atölyesi açtım İstanbul'da, Kurtuluş'taki galerinin binasında. O zamanlar resmin reisi bile yoktu. Çok iyi hatırlıyorum. Vitray işleri ve seramik çok popülerdi. Mesela Hikmet Onat'ın resmi 500 lira, 1000 lira falandı. Yani öyle bir dönemden geçiyoruz. Koleksiyoncu yok. Müze zaten yok Türkiye'de. İşte bir resim heykel müzesi açılmış. Fakat o sürekli olarak kapalıydı zaten. 37'de açıldı. Biliyorsunuz 51 yılına kadar, 39 ile 51 arası yine kapalıydı. Yangın tehlikesiyle ve savaş nedeniyle. Sonraki yıllarda, ki ben 70'li yıllardan sonra çok sık gidip gelmeye başlamıştım akademi ilişkilerim olduğu için. Hep kapalıydı. Ya yangın tehlikesi var, ya işte hırsızlıktan korkuluyor. Zaten oraya konmuş olan hademe tarzında çocuklar çalışıyordu orada. Yani hiçbir eğitimi olmayan, girdiğiniz zaman niye buraya geldim falan gibi bir şeyle karşılaşırdık. Yani herhangi bir yabancıyı götürmek, oralarda o müzenin içini gezdirmek falan söz konusu değildi. Arka tarafta Nurullah Berk ve Sabri Berker resim yaparlardı. Odaları vardı. İhsan Şurdum, Orhan Ersoy restorasyon atölyesi vardı. Yani ölü bir müzeydi. Biz bir taraftan seramik atölyesini açtık. Fakat nereye satacaksınız? O da belliydi. Yani Türkiye İstanbul'da o kadar kalabalık bir şehir. Sadece Nişantaş'ta mobilya mağazaları vardı. Biz orada seramik satmaya çalışırdık. Bir de züccaciyeler vardı Osman Bey'de. Seramik tablosu, seramik sigara tablosu satarak başladım ben hayata. Yani en ufak bir bilgimiz yok. Bizim arkamızdan tutan bir koleksiyoncu yok. Öyle bir resim koleksiyonu ortamı da yok. Ben 2-3 sene bu işi yaptıktan sonra tabii son derece zor bir dönemim oldu. Bir davet üzerine Amerika'ya gittim. Tabii oradaki ilk şoku New York'ta zaten orada kaldım. İlk şoku orada karşıladık. Soho'da bir iş bulmuştum bir seramik atölyesinde. Çok kısa bir zaman sonra kapattılar. Bir arkadaşım vasıtasıyla bir galeride çalışmaya başladım. Ve çok hoşuma gitti. O müthiş bir sergiler açılıyor, insanlar geliyor ve yükselme dönemi. Amerika'nın en güzel dönemleridir. 70'li, 80'li ve 90'lı yıllar. Binlerce insan, onların işte içerisinde ilk defa gözümüz açıldı. Sanat nedir, müze nedir? Hiçbir şeyden haberimiz yok. Gerçi benim daha önceki yıllardan çok büyük bir Avrupa deneyimim vardı. O bilgilerle gittim. Sabri Bey hocamdı, Sabri Berkel. Bize öğretmişti ne yapılır, nasıl müze gezilir. Ben bütün Avrupa'yı ve Doğu Alman bloğu, işte Almanya'nın Doğu bloğu, her tarafı İskandinavya, İtalya, İngiltere, her tarafı gezmiş olarak gittiğim halde Amerika'da bayağı bir şok olmuştu benim için. Çünkü yan yana galeriler açılıyor, insanlar geliyor. Mesela 1974 yılı o zaman merkezdi. Şimdi Chelsea'ye taşındı. Chelsea daha başka bir boyut kazandı ama o yıllar
biliyorsunuz Paula Cooper Galerisi 39 yılıdır. Ondan sonra arkadan galeriler gelmeye başladı. Leo Castelli açtı, Ivan Karp'la ortak, sonra Ivan Karp ayrı bir galeri açtı ve arka arkaya bir sürü galeriler açıldı. Ben orada çalışmaya başladım ama yer süpürerek, işte cam silerek, resimleri sararak, yani çok bir işçi gibi falan başladım diyebilirim. Ama bir miktar tabii, yani bir miktar değil, bayağı bir Avrupa kültürünü almıştım. Yani o müzeleri gezmiştik, kitaplar karıştırmışız, tartışmışız. Orada çok değişik bir şey oldu, bir şok oldu. Dedim ki ben bu şeyi Türkiye'de deneyeyim ve Türkiye'ye döndüm. Fakat Türkiye hazır değildi böyle bir şeye. 75 yılını düşünün, bizim nesil çok iyi bilir o dönemi. Sağ ve solun çarpıştığı, yani anarşinin yükseldiği yıllardır günde 25 kişi ölüyordu. Sokağa çıkma yasakları oldu. Sanat diye bir şey yok. Fakat biz çok idealist başladığımız için arka arkaya mühim sergiler açtım. Mesela Mehmet Güler, Yüz Neşet Günal, Özdemir Altan, bir sürü arka arkaya sergiler açtık ve yavaş yavaş bu pazarı oluşturmaya çalıştık. Fakat pazar hazır değil. Bir de Nuri İyem'i de hatırladım. Onun da çok güzel bir sergisini açmış. O sergilerin çoğu başarılı olmadı. Neşet Günal hariç. Biraz da Nuri İyem'den satış yapmıştık. İnsanlar geliyordu. Daha çok böyle klasik oryantalist resim. İşte Ay Wazowski var mı? Leon Jerome var mı? Tabii Leon Jerome'u bulmak çok zor ama birkaç isim ezberlemişler. İşte Hüseyin Zekai Paşa, Adnan, Osman Hamdi var mı? Böyle hep klasik resimlerden sualler soruyorlar. Tabii onları bulmak da çok zor. Benim de amacım Amerika'da gördüğümüz o avantgard sanatı Türkiye'ye getirmek. Fakat ortam hiç hazır değil. Ben baktım herhalde iflas edeceğim dedim bu sergilerden sonra. Klasik resme döndüm bir anda. Yani 1978-80'den itibaren klasik resim bulmaya çalıştım ve onları tek tek satmaya gayret ederek ayakta durdum. 82'den sonra yavaş yavaş bir değişim oldu Turgut Özal'dan sonra. Turgut Özal çok büyük bir dönüm noktasıdır Türkiye Cumhuriyet tarihinde. Bazı demokratik şeyler geldi. Mesela para taşımak, yabancı para taşımak falan gibi kanunları değiştirdikleri için son derece rahat bir ortam oluştu. Hatta Türkiye Almanya seviyesine gelecek dedi 2000 yılında. Fakat öyle bir şey tam olmadı. Yani tam tersi oldu şu anki şeye bakarsanız. Ama insanlarda bir ümit vardı. Yurt dışında parası olanları Türkiye'ye davet etti. Bütün onlar yatırıma dönüştü. Antalya'da işte, Bodrum'da, İstanbul'un birçok yerlerinde yüksek binalar hep o İsviçre paralarıyla yapılmıştır. Bu bir faydası oldu. Onun çok az bir miktarı da Türk resmine girmiş oldu. Şimdi baktığınız zaman Türkiye müze yok, vakıf yok, şahıslar çok az. Yani 10-15 kişiyi geçmeyen bir müşteri kesimi var. Ve onlar da mesela 1-2 tane aldığı zaman zaten 6 ay, 7 ay hiç görmezdik yüzlerini. İstek de yoktu. Mesela şu ressamdan resim alacağım diyen birisi de yok. Hep biz zorladık. 1975 yılında, mesela buraya hemen bir parantez açmak istiyorum. Tabii. Açtığınızda hakikaten bu arada bu herhalde Neşet Günal'a bahsettiğiniz Neşet Günal sergisine bakıyoruz değil mi? Yani şey, evet, iyi evet. Gitti işte satışlar dediğiniz. O iyi gitti. Mesela o yıllarda gerçekten eser alımına meraklı, özellikle sizin New York'tan getirdiğiniz, yani orada görmüş olduğunuz yenilikleri taşımaya çalıştığınızı söylediniz sanat ortamına. Buna cevap veren ilk aklınıza gelen koleksiyonerler kimlerdi? Yani bunu da bence söyleyelim, bir kayıt altına almış oluruz. Çok az kişi vardı zaten o dönemde ama size sık sık gelip merak duyanlar kimlerdi mesela ilk açıldığında 75-80 arası? Bizim evet, ilk önemli koleksiyoncum Ali Koçman'dır. Mesela öyle bir adam zor gelir bir daha Türkiye'ye. Fevkalade entelektüel bir adam, TÜSİAD başkanıydı. Ben 1976'da Burhan Doğançay'ın sergisini açtım. Sergi açılışına geldi. Beni tanımıyordu. Burhan Doğançay'ın da ismini duymuş Amerika'dan. Geldi ve resim aldı. O benim için bir kırılma noktasıdır. Türkiye'de
çağdaş resim yahut da o tarz Doğan Çay'ın tarzında resim yapan çok az kişi vardı. Kim olabilirse Sabri Berkel vardı, Ferruh Paşa, Zeki Faik'ler. Fakat soyut resmin hiçbir alıcısı yoktu. Hatta alay mevzuydu. Mesela ben bu sergiyi açtığım zaman bunlar dediler ambalaj kağıdında dekor olarak kullanılır. Bu resim bile değil dediler. Hatta Doğan Çay çok üzülürdü. Doğan Çay'a bakmayın. Yani Doğan Çay da hayatının son 4-5 senesinde para kazanmıştı. Onun dışında bütün hayatı çok kötü geçti. Çok yakın arkadaşımdı. Resim satamazdı. Bununla ilgili bir sorum daha olacak zaten. Yani bu hikayeler de bence çok önemli. Ali Koçman bize çok büyük bir şey açtı. Çünkü kıskanç bir kişiliği yoktu. Mesela şöyle bir şey var. Batı ülkelerinde, Uygur ülkelerde resim aldırır ve arkadaşlarına da tavsiye eder. Der ki bu ressamı alın, destekleyin. Bu iyi bir ressamdır. Şimdi bizde öyle olmuyor. Sadece pozitif bir şekilde kendisi alıyor, duvarına asıyor. Nerede aldığını da söylemiyor. Bizim öyle zorluklarımız oldu. Arkasından çok önemli. Erol Aksoy geldi. Halil Bezmen geldi. Barbaros Çağ geldi. Sema Çağ ile birlikte. Yani yeni yeni 78-80'den itibaren bir koleksiyoncu kesim. Fakat sayısal olarak çok az. Çünkü o zamanlar Aydın Cumalı var, Ertan Beşçi var, Rabia Çapa açılmış, Besi Cecan 78'de açtı galiba. Yani yavaş yavaş bir kıpırtı var. Fakat açılan galerileri destekleyecek sermaye yok. Yani dışarıdan gelen bir koleksiyoncu grubu yok. Çünkü bu çok pahalı bir şey. Elektrik parası ödüyorsunuz, çalışanlar var, sigortası var, resim almanız lazım, katalog basmanız lazım ve bu ay ay böyle bir sürü üst üste geliyor masraflar. Biz orada çok büyük, o sırada 1980 bir devrim oldu. Yani Kenan Evren'in yapmış olduğu. 78 ile 80 arası en karanlık dönemdir Türkiye tarihinde, Cumhuriyet tarihinde. Biz orada çok idealist bir şekilde çalıştık. Yani galerileri kapattı birçok kişi. Açanlar da olmuştu böyle sekonder galeriler. Onların çoğu bıraktılar biz bunu yapamayacağız diye. Fakat biz devam ettik. 83'ten sonra bir ilerleme olmaya başladı. İşte Turgut Özal başbakan oldu ve bir rahatlama oldu iş adamlarında. Onların içinden bazı koleksiyoncular, o günün zenginleri resim almaya başladılar. O yıllar Türkiye'de yaşayan Yahudi cemaati de almaya başladı. Daha önce hiç almazlardı. Bir güvence mi oldu artık bir değişim olduğu için hem sanatı desteklediler ve birbirlerine aldırttılar tavsiye üzerine. Onların da bize çok büyük faydası olmuştur o yıllarda. Bu şekilde devam ettik işte. Evet. Şimdi ben bir taraftan hani fotoğrafları da göstermek istiyorum. Siz biraz bizim görüntülerimiz küçük muhtemelen ama bu tanıklıkların da önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi sonra da şeyi anlatabilirim. Şimdi benim yaptığım başka bir iki etkinlik oldu. Galerimin dışında bazı sergiler açtım. Mesela İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sergiler açmaya başladım. O onu sergileri çok yaşlı. Olabilir. Evet. İsterseniz sanatçılardan ve hani o dönemden giderken biraz böyle kronolojikte ilerleyip tarihsel bir resim de çizmiş olurum. Paris ekolü ressamlarına özellikle yakın olduğunuzu biliyoruz. Yani işte özellikle işte Nejat Devrim, Abidin Dino, bunlarla sağladığınız, bunlar hep bu fotoğrafların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani Erol Akyavaş'ın yaşam tarzı yurt dışında ya da Bedri Baykam'ın ya da Nejat Devrim'in, Fahri Saad Zeyt'in biraz daha perde arkasını biliyorsunuz. Şimdi sanat tarihi, Paris ekolü dediğimizde aklımıza tabii ki önemli isimler geliyor. İşte Nejat Devrim, Selim Turan, Hakkı Anlı gibi. Benim kadar eminim izleyenler de merak ediyorlardır. Yani sizin tanıklıklarınızı dediğim gibi önemli bulduğum için bu soruyu soruyorum. Sanat tarihinin kaydetmediği detaylardan bahsedelim istiyorum. Mesela yurt dışında yaşayan, Paris'te yaşayan, Paris ekolü olarak bildiğimiz
sanatçılar ya da yurt dışındaki atölyelerini ziyaret ettiğiniz sanatçılar sanatçı kimlikleriyle ayakta durabiliyorlar mıydı? Evet, bir etkileşim içerisindeler. Orada mesela Nejat Devrim gibi bizi hakikaten çok iyi bir şekilde temsil eden bir sanatçı. Ama hani onların yaşadıkları ortamda deneyimlediğiniz zorluklar ya da sizin de tanık olduğunuz zorluklar var mıydı? Gerçekten orada sanat eseri satarak ya da sanatçı olarak varlık mücadelelerinde başarılı olabiliyorlar mıydı? Bunu sormak istiyorum. Çünkü daha önce sizinle olan sohbetlerimizde biraz söz etmiştiniz. Başka işler yaparak ayakta durmaya çabaladıklarını, gerçekten çok zor koşullarda yaşamda hani ayakta kalmaya çalıştıklarından söz etmiştiniz. Belki bunlardan biraz söz edebiliriz şu anda. Hem de bu fotoğraflara böyle tanıklık ederek. Evet, şimdi ben soyut sanatı çok severim. Zaten onunla ilgili hem sergiler açtım hem koleksiyon yapmaya çalıştım. İnceledim de yani sanat tarihi açısından. Soyut sanat 1910'da başlıyor. Kandinsky, Mondrian, Picabia. Sonra daha değişik bir sistem diyor, düşünün. 1945'e atlıyor. Motherwell, Jackson Pollock, Rothko değil mi? Bütün bu isimleri hepiniz biliyorsunuz. Sonra Paris ekolü oluyor. Şimdi bizim ressamlarımızdan 1910'larda gidenler, mesela Kandinsky soyut resim yapıyor 11, 12'de, 13'te. Picabia var. Fakat bizde mesela gidenler Hikmet Onar, Çallı, Feyyaman Duran 1910'da gidiyor, 14'te dönüyorlar. Empresyonist akımı getiriyor. Yani bu soyut dönemde hiçbir bağ kuramamışlar. İlk bağ Nejat Devrim ve Fahrenheit Zeyd tarafından kuruluyor. 1945-65 arası Paris soyutu. Orada da kimler var? Herben, Vieira de Silva, Polyakov, Hans Hartung, Bazin, bir sürü isim sayabiliriz. André Lanskoy, Mathieu. Şimdi Nejat gittiği zaman Nejat Bey benim çok yakın arkadaşlığım oldu. Yani ölümüne kadar hep birlikte olduk. Hem Polonya'da hem Türkiye'de gelmişti. Gittiler fakat yine kendisi Fransızca, İngilizce bilen birisi. Zeyd de öyle. Fahrenheit Zeyd. Şimdi orada öyle bir usta bir ressamlar grubu var ki Paris'te. Onların içine girmek büyük bir maharet ister. Mesela Nejat Bey girdi. Fakat devam ettiremedi. Çünkü sosyal ilişkileri son derece bozuk bir kişilikti. İnsanlarla diyaloğu bozuk olunca istediğiniz kadar iyi resim yapın. Hayatınızda onu değerlendiremiyorsunuz. Ölümünden sonra tabii sanat tarihçiler değerlendirdi. Fakat Nejat Devrim bunu görmedi. Hatta ben ölümüne kadar da Polonya'ya gittim. Ufacık bir evde oturuyordu. Yani büyük problemleri vardı, maddi problemler. Bunları ileride sanat tarihçilerinin araştırma yapması lazım. Fakat o tip sanat tarihçi de yok Türkiye'de. Zeyd ise, Fahrenheit Zeyd, arkasına Ürdün Kraliyet ailesiyle gitti. Hocası zaten sefir. Yani çok büyük, yani inanılmaz bir lüks hayatın içerisinde yaşayarak gitti. Paris'te atölye tuttu, Londra'da sefarette oturdu. Mesela onun yapmış olduğu büyük bir çaba yok. Fakat iyi bir sanatçı. Yani burada aslında şunları vurgulamak lazım. Sıfırdan bir sanatçı gittiği zaman orada nasıl bir ilişki kuracak? O müzelerle, sanat yazarlarıyla, bir müşterilerle. Çünkü o kadar büyük bir competition var ki orada var olamıyorsunuz. Aynı şekilde mesela Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Amerika'daki durumu düşünüyorum. Çok usta ressamlar var. Yale'den mezun, Pratt Institute'dan mezun, Berkeley mezunu. Bunların muhitleri var. Küçükken böyle başlamışlar, kulüplerine gitmişler. Orada sosyal bir şeydir. Yoksa çok iyi sanatçı olarak gidip hepsi hizmete uğrayıp dönmüştür. Bugün Paris'te mesela Nejat Devrim'le değil sadece, Selim Turan'la da beraber olduk. Avni Arbaş'ı Türkiye'den tanırım. Abidin Dino var. Yani onların yaşam şekillerini gördüm. Yani tam başarılı bir noktaya gelmiş değildi. Fakat Türkiye'de çok övgü yazıları yazıldı onlar hakkında. Ama geldiği nokta nedir? Bunları ileride sanat yazarlarının çok açık bir şekilde yazması lazım.
çoğu Paris'te oturdu. Fakat Türkiye'ye resim yollayarak ayakta durabildiler. Türkiye'de sattılar eserlerini. Mesela diyelim ki bir Ömer Uluç hangi galeriyle çalışmış? Veya Abidin Dino. Mesela entelektüel bir adam, müthiş bir adamdı. Fakat Türkiye'deki belirli connection'larla ayakta durabilmiş. Şimdi burada bir tek şunu tebrik etmek lazım. Nejat Devrim soyut resmin içine giriyor. Yani Bazin'le, işte Nicolas de Staël'le aynı değerde varsayılıyor. Ve Fransa'da yayınlanan 1945-65 kitabın içerisinde Nejat Devrim var. Bu ilk defa bir kırılma noktası. Daha sonra 1980-81'de Amerika'da Bedri Baykam'ın yapmış olduğu etkinlikleri de söylemek lazım. O da yeni ekspresyonizm akımının içerisinde. Aynı eşdeğer bir şekilde zaman içerisinde yapmıştır. Kim var? İşte Jean-Michel Basquiat var, Keith Haring var, Julian Schnabel. Onlarla aynı paralelde yaptı. Fakat orada da şu oluyor. Mesela Batılılar müzelerinde belirli bir eseri sergilediği zaman acaba Bedri Baykam'ı da Schnabel'ın yanına asıyor mu? Yani herhangi bir eleştiri yaptığınız zaman bu açıdan bakacaksınız. Mesela hangi Türk ressamı Keith Haring'in yanına asılmış? Veya herhangi bir empresyonist resmin yanına Hikmet Onat'ı asmışlar mı? Nazmi Ziya'yı asmışlar mı? Çünkü burada şöyle bir sorun var. Bizim Türk resmi Türkiye'de yapılıyor veya Avrupa'da, Amerika'da yapılıyor. Fakat onaylanmak için Avrupalı uzmanların onayı bekleniyor. Şimdi o Avrupalı uzman eğer seni almazsa o zaman seni ikinci sınıf bir ressam olarak kabul ediyor. Sanat tarihi öyle yazılır benim gördüğüm kadar. Yoksa Türkiye'de istediğiniz kadar Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da, Nişantaşı'da, Beyoğlu'nda sergi açın. Hiçbir anlamı yok. Hatta kendi paranızla kitap çıkartın, onun da bir anlamı yok. Mesela Hatsikans'da çıksın, Skira'da çıksın, Abrams'da çıksın. O zaman bütün dünyaya yayılıyor isminiz. Bunlar çok önemli faktörler. Şimdi biz bu ailenin dışında kaldık maalesef. Yani şöyle anlatayım. Bir parti oluyor. Herkes yeme içme, dans falan. Tabii bir teşbihte hata olmaz. Dans ediyor falan. Biz ne yapmışız? O bahçenin duvarında oturup o partiyi seyrediyoruz. Yani Türk resminin durumu şu anda böyle bir görünümde. Ama belki 10 sene, 20 sene sonra çok çılgın sanatçılar çıkacak. Orada atölye açacaklar, müzecilerle arkadaşlık kuracak, ödül alacaklar, yayın hayatına girecek, sanat yazarları tanıyacak ve birdenbire dünya çapına çıkacak. Yani var böyle örnekleri var. Mesela Konstantin Brancus. Romanyalılar Brancus der, Brancusi. Hı hı. O adam kimse elinden tutmamış. Yani sıfırdan gitmiş Paris'te. Sonra Amerikalılar aldı ve bugün MoMA'da odası vardır falan. Şimdi bizde öyle ressam çok zor. Çünkü çok az bir zamanımız oldu. Mesela 150 sene sanatın gelişmesi için yetmez. Ne sanat yazarı yeter, ne galericinin bilgisi yeter, ne ressamın çabası yeter, ne de o anlamda koleksiyoncu var. Bugün baktığınız zaman çok mühim koleksiyoncular vardır dünyada. Sanatçıları desteklerler. Bizde o bilinçte koleksiyoncu da yok. Bugüne kadar çıkan koleksiyoncular yeterli olmadı. Yani mutlaka çıktı ama Avrupa'daki bir koleksiyoncuyu düşünün. Mesela benim çok hayranlık duyduğum Baron von Thyssen vardır. Eli Broad vardır. Yani bir sürü Nelson Rockefeller var. Bir sürü isim sayabiliriz yani. Peggy Guggenheim var. Mesela öyle bir şey çıkmadı Türkiye'de. Onlardan söz edeceğim. Aldılar ve bıraktılar. Evet, koleksiyonerlik başlığına da geleceğiz. Yine sanatçıdan evet. Hani ilerlemek istediğim için özür dileyerek kesiyorum. Tabii. Şimdi bu yurt dışındaki sanatçı atölyeleri deneyimleriniz demişken, mesela Burhan Doğançay'la çok yakın temasta olduğunuzu biliyorum. Yani başka isimler de belki vardır. Yurt dışından Türkiye'ye döndükten sonra izlediğiniz deneyimler içerisinde bir iki tane sanatçıya dair bize bilgi verebilir misiniz? Yani bu Doğançay'ın işte Türkiye dönüşünde yaşadığı şeyler, özellikle Türkiye'de sanat üretirken yaşadığı deneyimler, zorluklar ki birçok şeye tanık olduğunuzu bildiğim için böyle bir soru. Doğançay tabii, Doğançay çok yakın dostumdu. 1976'da
Bir gün galeride oturuyorum. Bir kız arkadaş telefon etti. Bir arkadaş var dedi. Amerika'dan geldi. Senden tanıştıracağım. Buyurun dedi. Burhan Doğançay geldi. Elinde bir dosya. 1976 yılıydı. Gayet mütevazı bir insan ve son derece dost. Ben dedi ressamım dedi. Amerika'dan geldim dedi. Ben Amerika'da kaldığım halde hiç ismini duymamıştım Doğançay'ı. Slaytları gösterdi. Bir havaya kaldırdım. Müthiş resimler. Hemen dedim sergi açıyoruz senden. O günden sonra hem dost olduk hem resimlerinden çok sattıklarım oldu. Yani çok iyi koleksiyonlara girdi. Şimdi Doğançay aslında çok fenomen bir kişiliktir. Yani normal bir Türk ressamıyla ben mukayese etmem. Çünkü onun background'u başka türlü gelmiş. Bir kere hukuk tahsili yapmış. Paris'te master'a gidiyor. Danimarka tarımı üzerine master yapıyor. Bir kere başlangıcı. Sonra turizm bürolarında çalışmış. Belçika'da falan devlet adına. O sırada tabii kimse tanımıyor diyor. Çok yakın arkadaşlıklarımız olduğu için çok şeyler konuştuk. Demiş ki Türkiye'yi kimse tanımıyor. Bari bir Ankara'ya yazı yazalım. Türkiye'yi tanıtalım. Afiş yollayın demiş. Afiş geldi diyor bize. Celal Bayar askeri bir gemide elinde dürbün denizi seyrediyor. Altında Turkey yazılı. Şimdi adamların afiş anlayışına bakın. Hemen yırtıp attım diyor. Şimdi böyle bir yerden geliyor. O sırada aradan 2 sene geçiyor. Adnan Menderes idam ediliyor. Diyor ki ben diyor idam edilen bir başbakanın şeyinde yaşamam diyor ve Amerika'ya gidiyor. 2 sene orada Doğançay'ı çok yakın arkadaşları olduğu için gel demişler, dön. Hayır demiş, ben artık ayrılıyorum bu şeyden. Ve orada sıfırdan başlıyor. En büyük macerayı Burhan Doğançay geçirmiştir. 7-8 sene Manhattan'dan çıkamamıştır parasızlıktan. Onu anılarında yazdığı için burada anlatıyorum. Hiç kimse elinden tutmadı. Çok müthiş bir sanatçıydı. Ben her sene giderdim atölyesine. Sonra bana geldiği zaman da çok güzel resimler yapardı benim atölyede. Hatta İstanbul Bienalinde 1987'de o 3 resim, Süleyman the Magnificent, Blue Rhapsody, Mimar Sinan, o büyük resimleri bizde yapmıştır. Muazzam bir çalışkan bir adam. Karısı Angela, o da Alman. O da çok müthiş bir kadın. 3-4 dil bilir, simultane tercüme yapar. Çok büyük bir desteği oldu sanatçıya. Yani öyle bir şans her ressama gelmez. Türkiye'de az çok sanatının yıllarının sonuna doğru para kazanmaya başladı. Bir tane daha şeyi var, bir anısı. Onu da hiç unutmuyorum. 1987'de Canberra'ya gidiyor. Avustralya'nın baş şehri. Oradaki Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi müdürle tanışıyor. Ben diyor Türk ressamıyım diyor. Avustralyalı müdür diyor ki Türkiye'den kahraman asker çıkar ama ressam çıkacağını bilmiyordum diyor. Şimdi yıl 1987. Bir müzenin müdürü Türkiye'ye öyle bakıyor. Bizim bu ön yargıyı kırmamız lazım. Bu aslında çok dramatik bir laf. Tabii Türkiye'den muazzam. Sıradaki sorun tam da bununla ilgiliydi. Çok güzel bir şey değindiniz. Şunu soracaktım. Buraya bağlayabiliriz Yahşi Bey. Yani Türk sanatçıların yurt dışındaki müze koleksiyonlarına yeterince girememe sebeplerini aslında soracaktım. Bunu hemen bağlayabiliriz. Yani yurt dışındaki müzeler ya da müze sahipleri ya da koleksiyonerler Türk sanatçılara günümüz 80'ler, 90'lar hani hep böyle 45 yıllık deneyim yani odaklandığımız sizin deneyimleriniz nasıl bakıyorlardı? Yani yine hani bu söylediğiniz cümleye devam edebiliriz. Bunlar da bence çok önemli bilgiler olacaktır yani. Evet. Yani şimdi aslında Türk resmi diye bakmamak lazım. Şimdi yani. Batılılar, sanat tarihçiler müzelerde şöyle oluyor. En iyi resmi de yapsanız onun yapılış yılına bakar. Mesela dünya sanatına bir etki bir şey yapmış mı, bir katkıda bulunmuş mu, ona bakar. Şimdi bizim ressamların hiçbiri dünya sanatına etki bir katkıda bulunamamıştır. Ben bunu söylediğim zaman tabii bastığım dalı kesiyorum ama
realiteler var hayatta. Yani bunu hiçbir zaman gizleyemezsiniz. Bu iş şeyden başlıyor. Osman Hamdi'den başlıyor. Batı etkilenmesi nasıl oluyor? Osman Hamdi hukuk diye gitmiş, hukuku bırakıyor, ressam oluyor. Léon Gérôme, Ludwig Deutsch, Rudolf Ernst. Başka oryantalist isimler de sayabiliriz. Bunların etkisinde resim yapmaya başlıyorlar. Fakat o tek kalmıştır. Onun daha sonra gelenlerin çoğu hep Avrupa'da yapılmış, bulunmuş olan ekollerin kopyasını yaptılar. Yani Türk resmi öyle gelişti. Bir ikincisi, bizim akademi 1883'te kurulduğunu düşünün. 1983'e kadar 100 yıllık bir hegemonyası vardır. Şimdi baktığınız zaman mesela dünya merkezleri var. İkinci Cihan Savaşı olmuş, Birinci Cihan Savaşı olmuş, insanlar ekonomik krizlere girmişler, Hitler Paris'e basmış, arkasından herkes, bütün o Yahudi orijinli ressamlar Amerika'ya kaçıyorlar. Onların hayatlarını okuduğumuz zaman o kadar zor bir yerden geliyor ki, mesela William de Kooning'i düşünüyorum, Aşil Gorki var, işte aklınıza kim geliyorsa o dönemden bir sürü isim sayabiliriz size. Bunlar oraya gidiyorlar. Orada ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Aynı zamanda meşhur olmaya çalışıyor. Yani siz bir savaş şartlarının ne olduğunu herhalde herkes tahmin eder. Şimdi bizde nasıl olmuş? Akademi hocası olmuşlar. Belirli bir standart içerisinde yaşamışlar. Yani yurt dışına gidelim de orada bir müzeye girelim diye hiç kimse düşünmemiş. Yani bir sürü sanatçı çıktı. Aslında Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi sanatçılar onlar da. Bir Sabri Belkeli düşünüyorum, bir Nurullah Berk var, Cemal Tollu var. Yani bunlar mesela bulunmayacak karakterde insanlar. Hepsinden benim aklım oldu. Yani yaşım icabı 1898 doğumlu sanatçılar dahil en genç çocuklara kadar hepsinden tanıştım. Yani herkes tanışamaz. Yani bugün galeri açan zaten o dönemi de bilmiyor. Mesela Nurullah Berk kimdir desek, bir dakika zaman tutuyorum hakkında bir şey konuştu, kimse konuşamaz. Çünkü öyle bir geleneğimiz de yok. Yani belki edebiyat dünyasında da yok, onu bilmiyorum. Şimdi başka türlü devam etmiş Türk sanatı. Onun için hep kopuk olmuş. Şimdi bir taraftan da şu oluyor. Mesela hep dışarıdan bir yardım bekliyoruz. Öyle bir şey yok. Biz nasıl yardım ettik? Biz nasıl onları ayağa kaldırmaya çalıştık? Müzeyi Atatürk kurmuş ama müze görevini yapamamış ki. Senelerce 37'de kurulmuş diye övünüyoruz. Peki müze kaç tane kitap çıkartmış? Veya Mimar Sinan kurulmuş, Marmara Üniversitesi kurulmuş, kaç tane kitap çıkartmışlar? Bugün siz bakın da yurt dışındaki üniversitelere müthiş kuramsal kitaplar çıkartılıyor. Bunları öğrencilere bedava veriyorlar, film veriyorlar, burs veriyorlar, gidin inceleme yapın diyorlar. Kim kime yardım etti bugüne kadar? Mesela bana da yardım eden olmadı 3-4 tane koleksiyoncu dışında. Bir kere Türkiye'de bilgi sahibi olmanın da bir kıymeti yok bir anlamda bakarsanız. Evet. Belki 2000'li yıllardan sonra açılan özel müzelerle bu aradığımız şeyi kazandık diye düşünüyorum. Yani koleksiyonların müzeleşme süreci 2004 sonrası özellikle teşvik kanunları ve değişen durumla birlikte artık hem bir Türkiye belleği, hem retrospektifler, hem yurt dışı sanatçıların, dünya starlarının, dünya sanatçılarının Türkiye'de sergiler açtığı ve dünya standartlarında bir müzecilik yaklaşımının bizde de gelişmeye başladığını düşünebiliriz. Özellikle özel müzelerle. Aslında sohbet tam da sorularıma ve sormayı düşündüğüm konularla beraber çok paralel ilerliyor. Ve gerçekten bu tam da bu sohbetin bu noktasında size şunu soracaktım. Müzelerin Türkiye'deki özellikle 2000'li yıllara gelirsek, bunu da günceli de konuşacağız. Yani şu andaki sanatçılar, hani 80'lere göre fark ne? Hani bunları da konuşacağız. Ama şu anda şunu sormak istiyorum. Müzelerin koleksiyoncularla olan ilişkisi hakkında ne söyleyebiliriz? Şahsen benim tespitim hani İstanbul Modern örneğin ilk açıldığı dönemde özel koleksiyonlarla gerçekten çok yakın bir temasa girip o hızlı açılış sürecinde belki de çok doğru bir strateji belirledi. Böylelikle özel koleksiyonlar sergiler yoluyla görünür olmuş oldu.
hani o kapalı kutuların içindeki eserler, süreli sergiler yoluyla farklı küratöryel yaklaşımlarla izleyebildik. Ama sizin düşüncenizi merak ediyorum. Yani şu anda 2000'li yıllardan sonraki devlet İstanbul Resim Heykel Müzesi ve Ankara Resim Heykel Müzesi'nin sorununu her zaman konuşuyoruz. 70'ler, 80'ler hatta şu an için bile çok hani bu problemin çözüldüğünü söyleyemeyiz. Açılmadı çünkü hala resmen. Ama hani özel müzeler boyutunda bakarsak, özel koleksiyonlarla işte özel müzeler arasındaki ilişkiler boyutuna nasıl bir yorum yapabilirsiniz? Ya da bunu nasıl buluyorsunuz? Dünyayla karşılaştırdığınızda müzelerin koleksiyon kurgusu, işte sergileme mantığı ve dışarıdaki özel koleksiyonlarla kurduğu diyalog ve bizdeki işte özel müzeler ve işte süreli sergiler gibi. Yani bir karşılaştırma yapmak istesek ne söyleyebilirdiniz? Şimdi şu aklıma geldi. İsrail 1948'de kuruldu. 53 yılında müze kurdular. Yani ne kadar önemli bir şey. İsrail'in bugün gittiğiniz zaman inanılmaz bir koleksiyonu olduğunu göreceksiniz. Şimdi bizde 20. yüzyılı zaten pas geçmiş Türkiye. Yani orada mesela dünyada üretilen resimleri düşünüyorum. Yapılan filmler, işte basılan kitaplar, onların hepsini kaybetmiş Türkiye. 21. yüzyılda bir ümit belirdi. Birkaç müze açıldı. Hem özel müze, şahıs müzesi de var. Can Elgiz Müzesi. İstanbul Moda. Evet. 4-5 tane müzemiz var. Fakat şimdi benim müzecilik, ben müzeci değilim. Fakat incelediğim zaman müzelerde çok iddialı, entelektüel insanlar çalışıyor. Mesela bizim en büyük eksikliğimiz, burada mesela İstanbul Modern ki bence bir numara şu an için, Pera evet. Müzesi veya da Sabancı Müzesi ile mukayese dahi kabul etmiyorum. Çünkü onların çok büyük maddi manevi katkıları oldu. Daha hümanist yaklaşıyorlar sanat dünyasına. Baktığınız zaman son derece neyse bazı şeyleri de anlatmamak lazım esasında. Yani hani burada aslında şey yok hani olumsuzlamak amaçlı değil bir analiz amaçlı. Yani tabii bu şu çok önemli bir şey. Belki böyle bir yorum getirebiliriz. Evet, özel müzelerin Türkiye gündemini değiştirdiğini söyleyebiliriz. Ben iyi ki onlar var diyorum. İyi ki İstanbul Modern var, iyi ki Pera var, iyi ki Sabancı var, iyi ki girişimciler var, iyi ki koleksiyonlar var. Fakat onların açıldıktan sonra belirli bir zamana ihtiyaç oluyor Türkiye'de. Yani müzeyi açtım diye her şey güllük gülistanlık olmaz. Bir iki nesil yetiştirmesi lazım müzeleri. Yani demek ki 2050'yi falan buluyor aslında. Yani biz bir şey göremeyiz. 2050-2060 yıllarında falan. Eğer bunlar da bugün çok iyi bir şekilde idare edilebilirse, bir birikim sağlayabilirlerse, 2050 yılının Türk vatandaşına bir faydası olabilir. Ama bugün için tabii çok başındayız. Arka arkaya sergiler açılıyor. Belirli paket sergilerdir bunlar da. Mesela Picasso'yu açıyorlar. İşte Anish Kapoor diyor. Yani bunların belirli bir ödeme şeklinde, bir istek karşılığında bu sergiler geliyor, tekrar gidiyorlar. Bütün mesele şu açıdan bakmak lazım. Mesela fon açması lazım müzelerin. Sanat eseri satın alması lazım. Sanat tarihçilerin orada çalışması lazım. Arşivci olarak, araştırmacı olarak, kitap yazarı olarak. Eğer bu çalışmaları yapmazlarsa 2050 yılında da Türkiye böyle geri kalmış olacak. Çünkü öyle bir çalışma yapıldığını görmüyorum. Mesela diyelim ki Pera Müzesi, isim vererek söylüyoruz veya işte Sabancı Müzesi. Açıldığından bu yana kaç tane kuramsal kitap yayınlamıştı? Bugünlerde var mesela çalışmak isteyen bir sürü yazarlar var, bir sürü araştırmacılar var. Tabii çok bunlara, fazla sanat tarihçi var artık. Yani. Sanat tarihçi var. Bunlara istediği fiyatı vereceksiniz ve adam rahat çalışacak. İşte o zaman daha bonkör davranırsanız sanat gelişi yoksa göstermelik sergiler açılır, kapanır, akılda 2-3 tane fotoğraf kalır. Resim önünde de fotoğraf çekip gider hanımlar. Yani bundan ibaret. Şu ana kadar öyle oldu aşağı yukarı. Belki
şu anda mesela şöyle bir katkı sunuyorlar. Hani retrospektif, özellikle Türk sanatçıların retrospektifleri yapılıyor ve o arada kataloglar yayınlanıyor. Buradaki birikim gerçekten sanat tarihine büyük bir katkı. Belki bunlar çoğaltılabilir. Özellikle Türkiye'deki sanat tarihiyle ilgili büyük bir problem var. Onlar şu anda bunu yazıyorlar aslında, açılan sergiler ve işte sergi katalogları aracılığıyla. Belki bunun çerçevesi daha da genişletilebilir. Temalı yine kitaplar yayınlanabilir. Hani sergi dışında, sergi kataloğu dışında. Bir soru başka... var. Ben bir araya girebilir miyim? Evet, evet. Sizler de. Şimdi Yahşi Bey'e gelmiş sorumuz. Şöyle diyorlar. Portakal Sanat Evi'nin yaptığı bir sergide Malkan Naci'nin eseri 30 katına, işte Neşe Erdok'un istasyon eseri oldukça yüksek bir fiyata satılmış. 203 eser 36 milyara satılmış. Burada bir tartışma var. Müzayede olurmuş, tartışması olurmuş gibi. Bu nasıl bir tartışma? Biraz ona değinebilir mi diye soruyor izleyicimiz. Bir de 20 yıldır iğneyle kuyu kazdık. Sonunda bu noktaya geldik. İlk defa bu boyutta satış oluyor. Bu tarihi bir olay ve bu dönemi anlatabilir mi kısaca diye özetlemişler. Kaç yılında yapılmış herhalde, bu herhalde Bezmen Müzayedesi. TMSF'nin. Evet, Halil Bezmen Müzayedesi'ni sormuşlar. Halil Bezmen, tabii. Şimdi, çok önemli. Bugün ben oradaydım. Evet, Halil Bezmen'in koleksiyonunun büyük bir kısmını ben yapmıştım o yıllarda. Ben 82'de tanıştım. Maalesef şey yapamadı. Hani neyse, yani o ayrı bir şey. Onlar açık arttırmalı. Çok üzülerek söylüyorum. Hatta biz onu Kültür Bakanlığı'na ben özellikle belirttim. Dedim ki bu muazzam bir koleksiyon. Bunu satın alın. Olduğu gibi bir rakamı alın, herhalde anlaşırlardı ve bu müzeye girerdi. Fakat ne oldu? Bir kim aldıysa ve çok yüksek fiyata satıldı. Hepsi birden dağılmış oldu ve çok yazık oldu o koleksiyona. Yoksa Halil Bezmen son derece duyarlı bir insandı. Resimleri alır, tamir ettirir, en pahalı çerçevelerine koyar, evine asardı, arkadaşlarına... biraz da böyle küfürbaz tarafları da vardı Halil'in. Ulan derdi, niçin bu resimleri almıyorsunuz? Koskoca işte Harvard'dan mezunsun, bu nasıl olur falan. Herkes de alay ederdi resim almayanlarla. Ve çok kişiyi etkilemişti. Bize çok büyük faydası olmuştu Halil Bezmen'in. Fakat ne oldu? Orada Rafi Portakal vasıtasıyla satıldı. Ama değerinin çok üstünde satıldı. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Neşe Erdok dedi, Rafi'nin grubundan bir arkadaş. Bende 10 bin liraysa orada 100 bin liraya satıldı. Mesela orada da bir fahiş fiyatta satıldı. Ama iyi oldu tabii. Yani resmin değeri arttı. Neşe Erdok da bugün çok önemli bir sanatçımızdır. Yani ne kadar yükseğe satılırsa Türk resmi için o kadar faydalı bir şey. En yüksek zaten Neşe Erdoğan istasyon eseri diye hatırlıyorum, değil mi? O müzayede. Tabii tabii. Onun benzerleri vardı bende. Kaç hatırlayamıyorum ama onun bana bir faydası oldu. Açık arttırma bitti. Bana gelip resim aldılar. Neşe Erdoğan 1/4 ya da 1/5 fiyatına benden resim aldılar. Demek ki bu kadar pahalıya gidiyorsa seninkiler çok ucuz kaldı diyor. Böyle bir şey de var. Yani açık arttırmaların Türk resmine çok büyük faydası olmuştur. Çünkü bizim yapamadığımız reklamları müzayede şirketleri yapıyor. Mesela çok kaliteli bir otelde kokteyl veriyor, davet veriyor. O insanlar geliyorlar. Bu sosyal bir olaydı. Sadece resim aldım, sattım değil. Oraya geliyor, insanlar tartışıyorlar. Birbiriyle alışveriş yapıyor. Başka iş konuşmaları yapıyor. Yani bu böyle... resmi kuru olarak aldım sattım diye bir şey yoktur. Yani bu bütün dünyada böyle. Kendi kulüpleri var. Sergi açılışlarında randevu verirler insanlar. Bu bambaşka bir ortam yani. Daha Türkiye daha emekleme devrinde tabii. Hatta o müzayedenin ardından bazı sanatçıların fiyatlarının düştüğüyle ilgili ya da fiyat sorunuyla ilgili mahkeme falan açtıklarını öyle hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir alakası yok. O ressamlara şöyle bir şey söylemek isterim. O açık arttırma Türk resminin fiyatını 2'ye 3'e katlamıştı. Çok yukarıya doğru gitti.
Onu kim söylemişse hata etmiştir benim görüşüm. Ben çünkü orada şahitim. O açık arttırmada en önde oturuyordum. Yıldız'da, Yıldız Sarayı'nda yapılmıştı hatırladığım kadar. Evet, yani o önemli bir şey değil. Yani ressamlar zaten çok kaprislidir. Yani hiçbir zaman tatmin etmez kendini. Mesela en yüksek fiyatı da satsanız yine bir eleştiri ortamı hazırlarlar. Yani onlara bakmayın. Daha başka türlü bakmamız lazım hayata. Bu iş şöyle bir şey. Bir ressamın kaç lira istediği hiç mühim değildir. Bir resmin gerçek değeri 10 veya 20 kere el değiştirdikten sonra gerçek değeri meydana çıkar. Yoksa sanatçının atölyesinden istediği fiyatın hiçbir manası yoktur. Bugün Avrupa'ya, Amerika'ya gidin. Neden bizim Türk ressamları batılılarla çalışamıyorlar? İşte bu kafayla çalışamıyorlar. Siz Avrupa'da gittiğiniz zaman ben şuna şu resmi istiyorum diyemezsiniz. Şu fiyatı diyemezsiniz. Galerici der ki bırakın ben bunu inceleyeceğim. Bir bakayım pazarın var mı? Seni 10 sene düşüneceğim. Ne yaptığını göreceğim. Sen alkolik misin? İçkici misin? Uyuşturucu kullanıyor musun? Gece hayatın nasıl? Oraya kadar incelerler. Bizde daha böyle galerici de çıkmadı. Yani dürüst müsün? Sözünün eri bir insan mısın? Yılda kaç resim yaparsın? Yani bu işler çok derin işler. Böyle lafla olacak bir şey değil. Evet. Şimdi aslında akademiyle ilgili bir soru yöneltmeyi düşündük ama Handan hocamız da zaten akademi mezunu. Ben ona sözü vereyim. Fotoğraf bölümü. Evet, fotoğraftan mezunum hocam ben. Şeyi sormak istiyorum. Biz tabii akademinin sanatçılar üzerinde bir etkisi oldu. Özellikle de çağdaş sanatla ilgili bağlamda. Sizin böyle bir hissiyatınız nedir? Akademiyle olan sanatsal ilişkiniz hangi boyuttaydı? Bunları merak ettim. Ben 64-69 yıllarında akademide kaldım. Yurt dışındaki eğitim sistemiyle o yılları düşünüyorum. Tabii çok ilkeldi aslına bakarsanız. Yani bir öğrenci geldiği zaman orada birkaç tane hoca vardı. Mesela bir tanesi Sabri Berkel benim yıllarımda. Bülent Özer, Bedri Rahmi Eyüboğlu. Mesela o iyi bir, çok iyi bir hocaydı. Ve bir ressam ya da bir işte ileride ressam olacak bir öğrenci nasıl forme edilir? Bunları bilen kişilerdi ama hepsi değil tabii. Mesela bizim seramik kısmında çok kötü bir eğitim vardı. Hatta hep eleştirirdik. Sadi Diren'i, İsmail Hakkı Oygar'ı. Eğitim çok ayrı bir şey. Şimdi bizde şöyle bir problem oldu. Mesela dünyanın hiçbir yerinde akademi hocası o ülkenin bir numaralı sanatçısı konumunda değildir. Hatta hiçbir iddiası yoktur. Ama sanat eğitimi ayrı bir şey. Bağımsız sanatçılık ayrı bir şey. Bugün bakın mesela William de Kooning'e bakın. Shakespeare Jones'a bakın, Rauschenberg'e bakın. Yani kim olursa. Bunların hiçbirinin akademiyle alakası yoktur. Zaten yapmış olduğu sanat akademiye karşı bir sanattır. Akademi, akademik eğitim verir. Şimdi bizde zaten ters baştırdığı için onlar hegemonya kurmuşlar. O şekilde devam ettiler. Fakat 1980'den sonra kırıldı. Bağımsız sanatçılar yetişti. Atölyesini kurdular. Bir kısmı yurt dışına yerleştiler. Galerilerle bağlantı kurdular. Şu an zaten akademide, yani Mimar Sinan'da çok öne çıkacak, yani kibarca söylüyorum, çok öne çıkan bir sanatçı olduğunu da sanmıyorum. Bu 1980-90'dan sonra o sanatçı kimliği kaybolmuştur. Ama o zamana kadar 1883-2000 diyelim, işte 100-130-120 sene çok güzel bir eğitim yapıldı. Ve ressamların da hepsi akademi hocalarıydı. Ben o yılları az çok biliyorum. 64'ten itibaren. O bakımdan yani sanat akademinin içinde yapılmaz. Bir kere bunu kırması lazım Türkiye'nin. Öyle bir model yetişecek ki çıkacaksınız, yurt dışında etkinlik yapacaksınız. Dünya merkezleri nerede? Onlarla buluşacaksınız. O müzelere gideceksiniz. Sanat yazarları, koleksiyoncular, arkadaşlarınız olacak. Yani şu anki durum, mesela 20. yüzyılda hiçbir şansı yoktu Türk ressamlarının.
gençler zaten hiçbir şansı yoktu. Bizim mesela hiç genç sanatçımız olmadı. Hep böyle yaşlı sanatçılarla. Şimdi o zaman ne oluyor? Bir tek şans kalıyor. 20. yüzyıl ya da 1989-90'dan sonra Demirper'de işte Almanya'da duvar yıkıldı. Onu bir milat olarak alıyorlar. Oradan itibaren çok kutuplu oldu. Yani bugün Güney Kore'den de çıkıyor, Japonya'dan da, Hindistan'dan da, Irak'tan çıkıyor. İranlı bir sürü ressam var. Hepimizi geçti maalesef İranlılar. Bugün Şirin Nasat gibi bir sanatçı var mı? Mesela 200 bin dolara fotoğraf satıyor. Biz 200 bin dolara götürsek hiçbir Türk ressamını satamayız Amerika'da. Ona benzer bir sürü isim sayabiliriz. Adrian Genival 1 milyon pound'a satıyor. Romanyalı, 57 doğumlu bir çocuk. Yani böyle şeyler var. Biz o şeyi kaybettik bugüne kadar. Belki bundan sonraki nesillerde çok böyle yaratıcı olan ve dünya sanatına katkısı olan kişiler çıkacaktır. Yani çıkması da lazım. Sadece evet. Lokal Türkiye içinde bir takım insanlara resim satarak sanatçılık olmaz zaten. Mesela dünyada 220 civarında ülke olduğu söyleniyor. Artık 200 mi 220 mi öyle bir rakam var. Bunun 30-40 tanesi çok gelişmiş. Bizim ressamların yani bugün 30'lu yaşlarda olan ressamların en az 30 ülkede meşhur olması lazım. Yani amaç, hedef o olması lazım. Yani gideceksiniz, Lüksemburg'da da sizi tanıyacaklar, Güney Kore'de de tanıyacaklar, bilmem Sydney'e de gidecek. Fakat en zor iş bu. Yani hangi ressamımız çıkacak da dünyanın 30 ülkesinde 200 bin dolar tanesi olan resim satmaya başlayacak. O zaman bir kıymet ifade eder ama burada 10 bin dolara resim satmışın hiç kimsenin umurunda olmaz. Ancak o kendi hayatını yaşar, orada biter gider. Ufacık bir kitap kalır. Bugün Picasso hakkında 70 bin kitap yazılmıştır. Ya öyle bir sanatçı oluyorsunuz, bütün dünya tanıyor. Yahut da bir biyografik not olarak bir cümle kalır hayatınızda. İstediğiniz kadar konuşun. Sizi hemen bir rafa koyarlar. Yani bunun şakası yok. Sanat tarihinde iltimas diye bir şey yoktur. Hemen yok ederler sizi. Tabii dil ilişkisi çok önemli. Yani öncelikle sanatçıların dili hakim olması gerekir ki değil mi? Anlaşabilsin. İpek Hanım, İpek Ebru Yıldız da öyle söylemiş. Bir dil eksikliği var sanatçıların diye. Peki 2000'li yıllarda bu özellikle global dünyada Türk sanatçılarını yükseldiğini düşünüyor musunuz? Bir iki at var mı kafanızda? Olması lazım. Yani şu an için böyle sansasyonel bir isim çıktı diyemeyiz. Yani bu zaten çıkmış olsa herhangi bir sanat dergisinde interview yapmaya başlarlar. Yabancı yayın evleri kitabını basar, müzelere girer. Mesela şöyle bir şey, 20. yüzyılda MoMA'da Doğan Çay vardı, Erol Akyavaş, işte İlhan Koman'ın heykeli. Bunları almışlar. Fakat son yayına göre 27 Türk sanatçısı girmiştir MoMA'ya. Şimdi bu mesela çok sevindirici bir şey. 27 sanatçımız. Ben o isimlerini unutuyoruz tabii. Şimdi bunlar girdi diye meşhur oldu da zannetmeyin. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela MoMA diyorsunuz, Whitney, Guggenheim böyle büyük müzelerin depoları vardır. Ama bu depolar müzenin içinde değildir. Çünkü binlerce eseri var. Fotoğraf biriktirmişler, kitap biriktirmişler. Mesela Tulsa'da, Oklahoma'da deposu vardır, oraya koyar. Ama biyografisinde yazar, MoMA'da resmi var diye. Fakat o resim hiçbir zaman duvara asılmaz. Şimdi asılmayan bir resmin de müzede olması bir şey ifade etmez. Yani bir müzeye gittiğiniz zaman bir Türk ressamının duvarda resmini göreceksiniz. Ben henüz görmedim ama belki de görmüş olabilir miyim diye. Bir Osman Hamdi'nin resmini gördüm 2-3 sene önce Paris'te. O da Müze d'Orsay'de sergiliyorlardı. Mesela çok hoşuma gitti. Fotoğrafını çektim falan. Çok iddialı, büyük bir resim. Nereden ellerine geçmiş. Çok hoş bir resimdi. Onun dışında ben görmedim. Evet, Refik Anadol ismi çok geçiyor. Manasına gelmez. Yani 5-10 sene sonra, 20 sene sonra
beklenmeyen çıkışlar yapmaya başlayabilir sanatçılar. Hı hı. O zaman da tabii Türkiye'nin dış siyasetinin bir parçası gibi Türkiye'yi temsil ederler. Çünkü mesela bir müzisyen, bir ressam, bir heykel sanatçısı, bunların mesela kendi ülkelerine her zaman faydası oluyor. Çünkü ismi geçecek Türkiye'nin. Evet. Bunun Kültür Bakanlığı'nın da organize etmesi lazım. Evet. Çok önemli bence de. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun beyefendi. Ben doğrusu çok faydalandım. Bayağı bütüncül bir bakış, bir tarihçi gibi, kültür bilimci gibi. Sadece ayrıntılar yok. Belki de bu kültürün nasıl bir kurumsallaşma, zaman isteyen bir süreç olduğundan biraz, değil mi? Söz ettiniz Yahşi Bey, değil mi? Yanım, biraz öyle anladım. Bu da belki... Ben anılarımı anlattım. Yoksa öyle pek fazla derine inerek değildi ama evet. Yani bazı şeyleri görüyorsunuz tabii. Evet, evet. Yani şu, acaba şöyle de düşünülebilir mi? Yani sanatın böyle uluslararasılaşmasının ve hani yerli ve milli sınırlarıyla biraz bağlı kalmamasının önemine değindiniz. Yani biraz evet. Açıkçası biraz acımasız denebilecek bir objektiflikle bence çok hoş. Biraz acaba bu son söylediğinize de bakarsak hakikaten bir halkla ilişkiler biraz siyasette, uluslararası ilişkilerde de çok belirleyici artık. Belki işte medyanın da bu yaygınlığıyla, yani siyaset biraz halkla ilişkiler olmuş gibi sanki. Yani istesek de istemesek de. Çok, çok önemli tabii. Değişim oldu. Değil mi? Bu anlamda yani popüler sanatçılarınız mesela Orhan Pamuk'u görürsünüz, Nazım Hikmet'i görürsünüz edebiyatta. Çevrilmiştir ve kendisini hani şeyde kabul ettirmiştir. Böyle az sayıda isim sayabiliyoruz. Edebiyatta da böyle. Belki bu biraz bizim iktidarı Orta Doğulu gibi değil de tek alternatif önemli hissetme ve iyi hissetme, kendini gerçekleştirme aracı gibi siyasi iktidarı görmeme, belki artistik, estetik deneyimi de bir ikame gibi görme. Orta sınıfta böyle bir sanat beğenisinin, plastik sanatlara beğeninin artmasının mesela. Ben de şeye çok özenirdim, hiç anlamam sizin konularınızdan ama mesela yurt dışında bir resim öğrencisi alıyor çocuklarını İngiltere'de bir müzeye götürüyor mesela. Böyle çok hoşuma gidiyordu yani. Böyle evet. Orada, o zaman o yıllarda belki böyle biraz orta sınıfta yaygınlaşması, belki orta sınıfın oluşumunun bizzat hatta değil mi? Olanağı gibi olabilir. Estetik beğeninin tabana yayılması. Belki böyle bir siyasi marjinal fayda mı diyorlar, yan etkisi gibi yani doğrudan olmasa da. Düşünüyor musunuz böyle bir şey? Söylediklerinizden böyle anladım biraz. Yani sorunuzu tam anlayamadım ama şöyle anlatayım. Şimdi bizim en büyük sorunumuz şu, Türkiye 85 milyon bir nüfus, ondan övünüyoruz. Aslında belki 5 milyon bir nüfus olup da herkes eğitimli bir toplum olsak bence daha memnun olurdum burada yaşarken. O da ayrı bir şey. Şimdi bir resim yapılıyor veya bir heykel yapılıyor. Bu heykelin 100 liralık bir değeri var İstanbul'da. Bunu Kastamonu'ya götürüyorsunuz, 1 lira ediyor. O da şüpheli yani. Kastamonu'daki adamın 1 liraya alacağı da şüpheli. Şimdi öyle bir çelişkili bir hayatımız var ki, evet. Homojen bir kültür yayılmamış. Evet. Yani Ardahan'la Nişantaşı arasında 100 sene fark var. Şimdi siz nasıl sanat yapacaksınız bu memlekette? Hı. Yani hiçbir, aslında burada satın alınan değerin de bir değeri yok. Yani bugün bir koleksiyon yapmış bir adamı düşünüyorum. Mesela 10 milyon lira para harcamış. Götürsün onu Erzurum'da satmaya çalışsın. Şimdi Alman bunu alıyor. Mesela Aachen'da resim alıyor. Ansem Kiefer alıyor. Gidiyor Münih'te aynı fiyata satabiliyor. Berlin'de de satıyor. Herhangi bir şehrinde, ufak bir kasabasında da satıyor. Şimdi biz bu kültürel şeyi yayamazsak zaten bizden geçmiş olsun. Ben öyle görüyorum. İşte neden oldu? Eğitime para ayrılmadı Türkiye'de. 30 sene, 40 sene, 50 senedir böyle gidiyor bu meslek. O zaman ne oluyor? Hiç kimse kıpırdayamıyor.
Bugün siz, ben mesela İskandinav ülkelerine çok gittim. Hayranlıkla giderim, oradaki müzeleri falan gezerim. Danimarka'ya gidiyorsunuz. 200 bin nüfuslu bir şehirde 7 tane müze var. Evet. Giriyorsunuz, içinde Caravaggio var. Evet. Yani aklınıza hangi Rönesans resminden tutun, bütün Andy Warhol'a kadar hepsini almışlar. Ya 200 bin kişilik nüfus. Kimle konuşsanız herkes yabancı dil biliyor, bilmem ne. Yani peki bu adamlar bunları yapmış. Nasıl oldu da biz bir şey yapamadık 100 sene, 150 senedir? Burada aslında Kültür Bakanlığı'nın önü başı çekerek bir şey yapması lazım. Yani çok büyük bir perişanlık. Bugün mesela sanatçıların çoğunun maddi durumu çok iyi değildir. Yani çok kibarca söylüyorum bunu. Yani o kadar büyük bir dalgalanma içinde ki hiçbir garantisi yok. Yani adamın ayağı kırılsa gitti, yandı yani. Resim de yapamaz bir daha. O bakımdan yani burada belirli sosyal şeyler çıkartması lazım devletin. Mesela Angela Merkel 50 milyar euro ayırdık diyor. Şimdi mesela bu çok muazzam bir şey. Hiç merak etmeyin dedi. Sanat dünyasına 50 milyar euro dağıtacağım. Galerilere, işte müzik dünyasına, tiyatrolara, ressamlara. Şimdi bu muazzam bir güven duygusu oluyor ülkesine karşı. Şimdi bizim de böyle isteklerimiz olabilir. Yanılmıyorsam Bedir Baykan böyle bir teklif verdi Kültür Bakanlığı'na. Onun cevabını bekliyorlar. Yani kültür ve sanat çok mühim bir şey. Yani bunu böyle çok klişe bir laf oldu ama burada bir çözüm bulması lazım. Artık sivil toplum örgütleri mi kuracak, vergi muafiyetleri mi konacak? Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Yani onu artık sosyologlar, bilim adamları, sanatçılar yan yana gelip bir sinerji yaratması lazım. Yoksa böyle senelerce muazzam bir zaman kaybedip gideceğiz. Hı hı. Yaşı Bey, pardon yapacağım, bir soru sorayım hemen. Yaşı Bey, siz aynı zamanda bu çizdiğiniz aslında resmin içinde satış yapıyorsunuz. Bu şu demek değil mi bir yerden de? Yani eğitim de yapıyorsunuz aslında. Yani önce eğitmeniz lazım ki satış yapabilirsiniz değil mi? Ben bunu anlıyorum söylediklerinizden. Böyle bir misyonunuz da var mı? Yani ben eğitici olarak çalışmadım hiçbir yerde. Fakat benden bir şey istendiği zaman en maksimum bilgiyi vermeye çalıştım. O bilgiyi alan bir insan zaten sonra resmi alabilir. Ama hiçbir bilgisi olmayan bir adama da resim satamazsınız. Bunu eğiteceksiniz. Yani çok küçük yaştan itibaren başlayacak bu eğitim. Öyle ailesinden ailesine geçerek. Zaten bunu şöyle düşünüyor Avrupalılar, Amerikalılar. 3 nesil, 4 nesillik üniversite mezunu olması lazım. Büyük dedenizin de üniversite mezunu olması lazım. Oraya çocuklarına, torunlarına kitap bırakması lazım, resim bırakması lazım, konuşması, seyahati. Şimdi öyle 3-4 nesillik üniversite mezunu baktığınız zaman Türkiye'de çok az aile çıkabilir. Çünkü Türkiye daha köyden şehirleşme aşamasını yapamadı. Sanayileşmesini tam yapamadı. Mesela 1960'da sanayileşme oldu. Onun altına baktığınız zaman toz toprak içinde bir ülke. Atatürk'ün dönemi, adam Atatürk nasıl yapmış bu reformları? Yani ben okudukça hayretler içinde kalıyorum. Hiç parasız bir ülkeyi yoktan var etmiş. Şimdi o zaman ne oluyor? O 3 üniversite, 4 üniversite mezunu, yani 4 nesil, yani kaç kişi çıkar bilmiyorum. Belki 10 milyon kişi çıkar mı? Çıkmaz herhalde. Yani çok attım tabii biraz. Birkaç bin kişi falan çıkabilir. Ben öyle tahmin ediyorum. Ama bu demek değildir ki Türkiye böyle devam edecek. Bütün mesele uzun vadeli projeler oluşturmak. Mesela 50 sene sonra Türkiye nereye gelecek? Eğitim seviyesi nasıl olacak? Sanat nasıl olacak? Bunları sosyologların yapması lazım. Mesela Amerika'da belirli masalar var. Her ülkenin masası vardır. Mesela savaş çıkartmak isterler. Onun çalışmasını yaparlar. Orada eğitim yatırım yapmak isterler. Çin'e yatırım yaptı mesela 1972'de. Amerikan başkanı gitti. Ondan sonra Çin bugün ne hale geldi?
Anlatabiliyorum değil mi? Böyle şeyler var. Yani projeler oluşturacaksınız. O projeleri de hayata geçireceksiniz ve uzman kadrolarla. Eğer o kadrolarda olmazsa başarılı olamıyorsunuz. Yani çok net. Evet. İskandinavya'ya bakın. Adamlar 1911'de sırtında su taşıyan bir ülkeydi İsveç. Ben tarihçesini okudum. Orada çok da kaldım. Bugün yüksek teknolojisi var. Herkes İngilizce, Almanca biliyor. Otobüs biletçisiyle oturup sohbet ediyorsunuz giderken. Adam şakır şakır İngilizce konuşuyor. Bizde mesela İngilizce eğitimi bile yok doğru diyoruz. Lisan bilmeden bir ressam nasıl gidecek de Avrupa'da kendini ifade edecek? Nasıl yapacak o insanlarla konuşacak? Yani çok büyük eksiğimiz var. Bunları hiç olmazsa bir iki nesil içinde muhakkak bir çözüm bulmamız lazım. Yoksa zaten kültüre ve sanata önem verilmezse çok zor. Yani bir ülkenin ayakta durması çok zor. Sadece teknolojiyle falan olmaz. Yani siyasi gücünüz olacak, askeri gücünüz olacak, ekonomik gücünüz olacak, sanat ve kültür gücünüz olacak. Zaten bunların da hiçbiri olmazsa o ülke koloni olmaya mahkumdur. Orada biter. Bugün yok olmuş bir sürü ülke var. Ama Türkiye hiçbir zaman öyle bir şeye gitmeyecek. Çünkü bizler öyle kolay bırakmayız hayatı. Yani son damlasına kadar götüreceğiz. Ama öyle bir sistem kuralım ki yeni nesiller daha rahat etsin. Bütün mesele o. Çok, evet. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Yani hakikaten çok hoş bir konuşma oldu. Evet. Ben faydalandım doğrusu. Yani. Çok. Çok. Ben bilge şeyi izledim. Mütevazi bir bilge bakışı izledim. Çok. Estağfurullah. Çok merhaba. Evet. Yaşlı Bey, aslında bu sohbete paralel şunu da burada da zaten ben de tam soracaktım. Begüm Hanım sormuş. MoMA'da mesela özellikle şu son genç sanatçılar, günümüzün genç isimleri var. Hani hep genç sanatçı, kadın sanatçı. Gerçi ben de buna karşıyım da yani neyin genci? Neyse. Belki bunu şöyle düzeltebilirim. Yurt dışında varlığını daha çok gösteren sanatçılar diye değiştireyim. Mesela Aslı Çavuşoğlu, Hüseyin Bahri Alptekin, Kutlu Ataman, Halil Altındere, Refik Anadol gibi böyle bazı isimler var ki işte dünya müzelerine de hani koleksiyonlara da girdi. Evet. Tabii yeni mecra ya da yeni medya hani değişen sanat dinamiklerine paralel farklı üretimler bunlar, resim dışı elbette ki. Yani bunlara karşı bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani onların yurt dışında yavaş yavaş varlıklarını göstermeye başladıklarını görüyoruz ve bunların çoğu tabii dil bilen sanatçılar. Aslında belki dil bilmenin ne kadar avantaj sağladığı da belki ortaya çıkıyor burada. Yani yurt dışında varlık gösterebilmede. Çok önemli. Yani sanat ekolleri değiştiği için yani 100 yıl önceyi düşünün, 50 sene önceyi. O sanatçılar belki MoMA'ya girememiş ama bir yeni grup geldi. Avantgard sanatla MoMA'ya girmeye uğraştılar ve birkaç tanesi de girmiş oldu. Demin saymış olduğunuz isimler. Bu mesela son derece önemli. Fakat şimdi mesela Hüseyin Alptekin maalesef 50 yaşında öldü. Çok yetenekli bir sanatçıydı. Yani devam etseydi belki bir yere doğru gidebilecekti. Şimdi erken ölmek de dezavantajlı bir şey. Yani bilirsiniz ki kaç eser yapmış, bu marketin içine girmiş midir? Çünkü çok miktarda resim veya heykel üretmeniz lazım. Yoksa isim yapamıyorsunuz. Gerçi sanat tarihinde var mesela Vermeer var, meşhur. Pardon. 26 resim yapmış hayatı boyunca. Bazı kayıtlarda 40 resim diyorlar ama Vermeer bugün 1 milyar dolara Vermeer bulamazsınız. Yani o da ayrı bir exceptional bir şeydir. Evet. Şimdi sanatçılar çok önemli. Bizi orada temsil ediyorlar. Fakat benim arzum da mesela bir Halil Altındere'nin gitsin bir Centre Pompidou'da, bir Tate'de kişisel bir sergi açsın, yer yerinden oynasın falan. Tabii Türkiye'den destek bulsun, iş adamlarının desteği olsun. Yani bunlar çok önemli şeyler. Otomatik öyle günler gelecek muhakkak. Yani illaki böyle karamsar olmaya mana yok ama benim hayatım karamsar geçtiği için ben kendi hayatımı anlatırken
çok kötü bir tablo çizdim galiba, öyle tahmin ediyorum. Yok, aslında çok net ve hani öz ve hani tarafsız bir bakış açısıydı bence. Ya biraz da koleksiyonculuğa da hani değinmek istiyorum. Hani bir soru sormak istiyorum. Sizce yani geçmişten günümüze 45 yıllık yine bir deneyimden söz ediyoruz. Geçmişte yapılmış olan koleksiyonların içeriğinden söz ediyorum. Yani günümüze baktığımızda tabii ki koleksiyoncu çok fazla artık. Sanat koleksiyonu yapan, hani bunun özellikle işte 2004'ten sonraki avantajları, hani vergi ve benzeri gibi. Yani esere bakış açılarının değiştiğini görüyoruz. Eser fiyatlarına göre eser alanlar ya da işte estetiğine göre eser alanlar gibi aralarında da hani tasnif edilebilir. Ben size şunu sormak istiyorum. Sizce günümüzdeki koleksiyoncuların yaptığı hatalar nedir ya da ne öneri sunarsınız? Mesela şu anda edinilmiş koleksiyonlardan hasbelkader tabii ki çok derin olarak bildikleriniz üzerinden konuşuyorum. Sizce onlar 10-15 ya da 20 yıl sonra müzeleşebilecek koleksiyonlar mı? Çünkü ben şey düşünürüm, yani her koleksiyon gerçekten müze olmaz. Yani her koleksiyondan müze oluşturulamaz. Bunu hepimiz biliyoruz. Şu anı konuş, biraz günceli konuşmamız gerekirse, hem biraz koleksiyonlardan konuşalım, biraz genç sanatçılardan ve benzeri konuşabiliriz, sorular alabiliriz. Önce bir bunu aslında merak ediyorum. Şu anki koleksiyoncuların geçmişe göre karşılaştırma yaptığımızda durumu nedir? Yani olumlu, olumsuz, çok fazlalar. Buna dair ne söylersiniz? Şimdi 80'li yılların koleksiyoncuları zaten çok az kişi. Mesela 20-30 kişiyle falan biz öyle 20-30 sene kadar hep aynı kişilerle devam ettik. Son derece yakınlık gösteren kişilerdi. Yani sanatı gerçekten seven kişilerdi. Ve büyük koleksiyon elde etmiş oldular. Hepsinden de yakın dostluklarımız oldu. Çok büyük yardımlaşma oldu. Yani az kişi olmasına rağmen bizi ayakta tutan kişiler de bugün şu an fotoğrafta gördüğünüz kişiler hakikaten altın harflerle yazılması lazım. Çünkü eğer elinden tutamazsanız sanatı, sanatçı ayakta duramıyor. Şimdi 2000'li yıllarda bayağı popüler oldu sanat eseri toplamak. Ve yeni gelen kuşaklardan da resim almaya başlayanlar çok oldu. Fakat orada bir zorluk oldu. Şu şekilde 2000'li yıllarda bir genç nesil çıktı. Bu genç nesil money market'tan gelen nesil. Yani tamamen böyle para alıyor, satıyor falan. Şimdi sanatı da öyle zannettiler. Aslında sanat öyle alınmaz. Mesela gittiler bir ressamdan 50 tane, 30 tane resim almaya çalıştılar. Onların bir kısmını açık arttırmaya koydular. Orada sattılar. Kendileri aldı, sattı. Yani o kadar karıştı ki her şey. Bir de neye göre resim aldı? Şimdi resimde, koleksiyon yapmada bir kişilik isteyen bir şey. Yani baktığınız zaman bir dönemi anlatması lazım. Yahut da herhangi bir sanatçıdan belirli dönemlerini almak lazım. Böyle bir şey olmadı. Yani ne çıkarsa aldı bir kesim. Bunların bir kısmını da açık arttırmalar yoluyla satıp para kazanmak istediler. Mesela bu hatalı oldu. Aldılar, satıldı, satılmadı, gösterildi, satıldı, gösterildi. Yani kamuoyunu çok karıştıran şeyler de oldu. Yani illaki her şey dört dörtlük gitti diyemeyiz. Bizim sanat ortamı da çok detaylarına girdiğiniz zaman bir sürü pürüzle karşılaşırsınız. Şimdi o zaman ileride sanat tarihçiler veya işte küratörler bu kişilerin inceleyecekler ne toplamış ve bu eserler müzelerde sergilenmeye uygun mudur, değil midir? Mesela ben size batıdan bir örnek vereyim. Vanderbilt Whitney var, meşhur kadın. Bu zamanında çok resim topladı ve Metropolitan Müzesi'ne gitti. Dediler ki bu resimleri göstereyim, orada bir Metropolitan Müzesi'nde sergi açayım dedim. Müzenin küratörleri resimlerle alay ettiler. Bunlar resim falan sayılmaz dediler. Çünkü kadın kendi zevkine göre toplamış. Hem de çok uğraşmış yani onları toplayıncaya kadar. Onun üzerine Whitney müze kurdu.
ve bütün o resimleri attı. Curator tutarak bugün Whitney Müzesi'ne gittiğiniz zaman en başyapıtlarla karşılaşırsınız. Hele son birkaç sene önce ikinci bölümü açıldı. O eski Whitney'i kapattılar. Şimdi muazzam bir müze kurdular downtown'da. O et paketleme yerinde. Gittiğiniz zaman büyük bir hayranlıkla seyrediyorsunuz. Yani bir şahsın bilgisi de yetmez koleksiyon yapmaya. Mutlaka danışman tutması lazım. Sahte resim alabilir. Bir sanatçı zaten bizim sanatçıların yaptığı işlerin biraz komik olabilirdi ama söylemem lazım. %90'ını beğenmem mesela benim yapılan resimlerin. Ancak %10'u literatüre kalabilir. Şimdi o %10'u alması lazım. O da kim bilir? Curator bilir veya galerici bilir o %10'u. Yoksa iş adamı gidip tek tek atölyesinde sen ne yapıyorsun diye vakit harcamaz zaten. Mutlaka bir curator tutacaksınız ve o curator sizin adınıza eser toplayacak. Şimdi bunu bizim zenginler bir aşağılama gibi görüyor. Efendim ben varım, ben niye seçmiyorum? Yok öyle bir şey. Bir de danışmanlık diye bir meslek vardır. Onu bırakacaksınız. Hem o danışmanlık sistemi büyüsün. Yoksa kendi zevkiyle alırsa işte bu hale gelir. Whitney'in başına geldiği gibi açıp okusunlar Whitney'in hayatını. Ama tabii o aradan zaman geçtikten sonra her şeyi düzeltmiş oluyor. Çünkü o da çok eğitimli bir aile. Yani demek ki Türkiye'de çok iyi koleksiyonlar oluşacak zaman içerisinde. Onları da müzeciler eğer müzelere sergi için düşünüyorlarsa ayıklayarak müzelerde sergi açabilecekler. Ama her resim müzelik değildir. Buna mesela Picasso'nun resimleri de dahildir. Yani bugün Picasso binlerce resim yapmıştır. Bunun içinden John Berger'in lafına göre Picasso diyor 1907 ile 14 arasıdır. Onun üstü palavradır diyor. Yani böyle şeyler de var. Yani her sanatçının belirli dönemleri vardır. Picasso 1907'de Avignonlu kadınları yapmış ve o dönemdeki yaptığı kübizmi en önemli resimleri. Ama ondan sonra iniş çıkışları oluyor. Demek ki Picasso dahil her yaptığı resim başyapıt veyahut müzelik eser sayılmaz. Türk ressamında sayılmaz. Yani burada alınacak bir şey yok. Bu sanat konuşması yapıyoruz burada. Evet. İşte çok da fazla tabii ki ben de biliyorsunuz bu konuda hani bir araştırma yaptım. Ne yazık ki hani küratör ya da bir danışman gibi hani uzman birisine danışmayı pek tercih etmiyor koleksiyoncular. Yani tabii ki her gördükleri ya da uygun fiyatlı alalım, onu alalım, hadi bunu da alalım, çok sevdim alalım deyince ben bunun mesela sanat tarihine zarar veren bir şey olduğunu da düşünüyorum. Çünkü eğer bu eserlerin ve koleksiyonların ileriki jenerasyonlarda sahip çıkanı olmazsa hakikaten ne sanat tarihine mal olabiliyorlar ne de müzeleşebiliyorlar. Sadece belki evde bol miktarda sanat eseri kalmış oluyor ya da belki maddi bir kazanç olarak geri dönüş olabilir diye düşünüyorum ben de. Naçizane hani ben de fikrimi söylemek istedim gerçekten. Şöyle bir şey oldu. Pardon lafını kestim. Şimdi bizim çok değerli koleksiyoncular oldu tabii bu son 50 sene, 40 sene içerisinde. Fakat tabii ki istisnaları tabii bir yere bırakıyoruz. Yani o ayrı. Türkiye'deki bu ekonomik iniş çıkışlar hiç kimse kendi kendini ispatlayamadı. Ne koleksiyoncu ispatladı, ne ressam istediği yere geldi, ne galerici yapmış olduğu etkinlikte bir durum sahibi olabildi. Yani dalgalanıyor her şey. Bir anda yükseliyorsunuz, ondan sonra bir bakıyorsunuz her şey bitmiş. Sıfırdan başlıyor. Yani inişli çıkıştı. Çok her 10 yılda başka bir şey sanki değil mi? Yaşanmış. Yani burada şöyle bir şey oluyor. Her parti değişmelerinde o parti yeni zenginlerini oluşturuyor. Eski zenginler tasfiye oluyor. Şimdi Batı'da öyle bir şey yok aslında. Hangi parti geçerse geçsin, eğer adam kuvvetliyse o zaman devam ettirebiliyor. Fakat Türkiye'de o ayrı bir münakaşa konusudur. Yani siyaset zenginlik ilişkisi. İşte o bize bayağı etki yaptı. Yani topladılar,
Ondan sonra kaybettiler. Yeni gelen parti başka bir grup oluşturdu. O şimdi devam ediyor. O nereye gidecek hiçbir şey belli değil. İşte orada büyük bir handikapla karşı karşıyayız maalesef. Bir iki tane daha sorum olacak. Sonra dinleyicilerimizin sorularını alalım. Handancığım sen bakıyorsundur. Kolektif diyoruz. Ben genç sanatçılara yönelmek istiyorum. Özellikle günümüzü konuşmak istiyorum sonlara doğru. Sizinle daha önce sohbetlerimizde de bunu konuşmuştuk Yaşı Bey. İşte pek çok genç sanatçılar, bir kere çok fazla Güzel Sanatlar Fakültesi var. Bizler de görüyoruz hani öğrencilerimizin çabasına destek olmaya çalışıyoruz bütün hocalar olarak. Sizin hani günümüzle ilgili genç sanatçılara yönelik çok fazla yarışmalar gerçekleştiriliyor. İşte günümüz genç sanatçıları ve benzeri işte bankalar, kurumlar yaklaşık bir 25 yıldır falan bu var. Son dönemde daha da arttı. Bu iyi bir şey. Yani öğrencilerin motivasyonu için işte bir yarışmaya bir eser üretiyor olmanın verdiği motivasyon bence çok önemli ve değerli. Bunlarla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Öncelikle tabii ki dereceye giren sanatçıların dereceye girmelerinin ardından gerçekten sahip çıkılıyor mu? Sadece işte derece aldın, harika. Yani bu buna dair ne düşünüyorsunuz? Ne nasıl olmalı? Ya da bununla ilgili önerileriniz olabilir mi? Yani hani bir gencin bir yarışmada derece almış olması onun hayat ya da sanatsal kariyerinde hakikaten bir dönüşüm yaşatıyor mu? Ya da hani belki bir tavsiye ya da öneri ya da yorum alabiliriz sizden. Çünkü sadece ödül aldım deyip sonra ne oluyor? Yani sonra sahip çıkılıyor mu bu genç sanatçılara? Bunu sordum. Yani bununla ilgili ne düşünüyorsun? Nasıl olmalı mesela ya da nasıl bir kurgulanma olmalı? Bu genç sanatçı çok fazla ama ne yapacağını bilemeyen genç sanatçı da. Yani genç sanatçı derken hani yine aynı cümleyi kurdum terminolojik olarak ama yeni mezun Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu öğrenciler gibi söyleyebilirim ben. Yani. Şimdi şöyle cevap vermek lazım. Türkiye'de son yıllarda yani zaman içinde çok oldu da daha sıklaştı yani yıllar içerisinde çok sık yarışmalar tertipleniyor. Hatta bu sivil toplum örgütleri falan da işlerin içinde çok faydalı bir şey. Fakat bu yarışmalarda ben bir şeye dikkat ediyorum. Mesela star yetiştiremediler. Bu çok önemli bir şeydir. Mesela herhangi bir sanatçıya üç kişiyi seçip onlara ödül vermek 3.000 lira, 5.000 lira bu hiçbir şey değiştirmez. Çünkü o çocuk sonra kaybolup gidiyor. Mesela bugün inceleme yapın. Son 10 sene, 20 sene içinde bir sürü genç çocuk ödül aldı. Fakat onlar şu an belki bıraktı çoğunu. Sanatı bırakmıştır. Eğer arkadan destek gelmezse çocukların maneviyatı bozuluyor ve bırakıyorlar hayatı. Gidiyor, taksi şoförü oluyor, memur oluyor. Çünkü 60-65 tane Güzel Sanatlar Fakültesi var biliyorsunuz Türkiye'de. Belki de daha çoğalmış olabilir. Çok da yetenekli gençler var gerçekten. Çaresiz hani ne yapacağını bilemeyen. Yani yüzlerce öğrenci yetişiyor. Yani bir işsizler ordusu. Yani bu çocuklar nerede iş bulacak, nasıl bulacak? Şimdi o zaman şöyle bir şey oluyor. Bu grupların böyle ödül vereceğine o da bir göstermelik bir şeydir. Yani bir topluyorsunuz, birer tane zarfla para veriyorsunuz, hem kaybolup gidiyor. Öyle değil. İyi bir sanatçı seçeceksiniz. O da kim seçecek? Yani jürilere bakıyorum, bilmiyorum. Onların seçtiği kişilerin çoğu bugün yok oldu, birinci gelenler. Çok bilinçli olarak sanatçıyı seçeceksiniz ve onu 10 sene destekleyeceksiniz. Yurt dışında atölye açtıracaksınız, maaşa bağlayacaksınız, malzeme vereceksiniz. Kitap alması gerekiyorsa kitapları organize edeceksiniz. Büyük atölye açacaksınız. Yani bunların hiçbiri olmazsa bir zarf içinde 5.000 lira vermek yani komik bir şey bugünkü şartlarda. Yani hiç yapmasın daha iyi. Onu bir sosyal olay olarak yapıyorlar ama sonucu iyi olmuyor. Mesela ben hep şeyi düşünürüm. Biraz konu değişecek ama Whitney Müzesi Biennale yapar. Ben bütün Amerikalı ressamları, Jeff Koons falan dahil hep o Whitney sergilerinde gördüm. İlk sergilerim genç çocuklar. Peter Healy falan.
Şimdi bizim müzelerin aslında bunları yapması lazım. Yani genç çocuklara yarışma açacak. Belki onlardan eser alacak, belki para verecek. Fakat o çocukları destekleyecek. 10 sene, 15 sene takip edecek. Eğer gerekli miktarda onların beklentilerine cevap vermezse maaşını da kesmesi lazım. Yani öyle sen bu bursu aldın, öyle ilahi nihaye öyle bir şey yok. Bunu takip edeceksiniz. Eğer bir parça işini yavaşlatmışsa derhal çıkartacaksınız. Başka türlü zaten başarılı olunmuyor. Otomatikman bunları müzelerin yapması lazım. Daha saygın kurumlardır. Fakat müzeler bilmiyorum. Sabancı böyle bir şey yaptı mı bilmiyorum. Pera yaptı mı bilmiyorum. Ama kesin olarak gençleri meydana çıkartmak için Bienal adı altında yapmanız şart değil Whitney'deki gibi. Ama bir tradisyonel bir şey. Her sene veya iki senede bir mesela İstanbul Modern böyle bir yarışma yapması lazım. Ve ondan sonra biz de gidelim galerici olarak bu ressamları orada keşfedelim. Onların resimlerini, heykellerini satın alıp galerimize getirip satalım. En büyük avantajı o olacak sanatçı için. Ama biz müzelere gidip bir şey öğrenemiyoruz. Zaten bildiğimiz şeyleri sergiliyorlar orada. Anlatabiliyor muyum? Yani gidiyoruz. Aynı işte Halil Altındere'yi zaten tanımayan yok. Yani bir yenilik yapması lazım. Bunu kim burada, yapacak? Bir soru var. Sotheby's'de 2009'da bir müzayede açılmış ve Londra'nın merkezindeki Türk Sanatı Müzayedesi düzenlemişler. Bunun diyor Türk sanatına etkisi nedir? Bundan bahsedebilir misiniz? Saadettin Budak sormuş. Tabii. Şimdi orada şöyle oldu. Sotheby's dediğiniz evet, değil mi? Sotheby's. Şimdi şöyle bir şey oldu. 2010 yılında Türkiye'nin en güzel yılları 2009 ile 2015 arasıdır. Orada bir gelişme oldu. Sonradan tekrardan eksiye düştü Türkiye. Şimdi o yıllarda yabancı basında Türkiye'nin çok lehine yazılar çıktı. New York Times olsun, New York Post, bir sürü Fransız dergilerinde falan da çok şeyler çıktı sanatla alakalı. Bu Sotheby's, Philips, Cripp, açık artırma merkezlerinin dikkatini çekti ve burada etkinlik yaptılar. Ortaköy'de parti verdi, değil mi? Hatırladığım kadar Sotheby's'di. Partilerine de gittik, resimlerini sergilediler ve Londra'da sergi açtılar. Türk resim açık artırması. Ve o iyi olmadı aslında. Yani beklediğimiz bir sonucu alamadık. Mesela Hintliler aldılar. Hintlilerin arkasında Hintli zenginler var. O zenginler gittiler oradan. Fakat Türkler gelip almadı. Zaten o kadar da pahalıya çıktı ki bazı alımlarda onların bir de %18 vergilerini ödeyip Türkiye'ye getirdiler. Yani iki misline falan çıktı masrafları. Dubai'de denediler. O da bekledikleri gibi olmadı. Bir Doğan Çay'ın galiba bir tane yüksek bir fiyata satıldı. Ve bıraktılar. Dikkat ederseniz bir daha yapmıyorlar. Ben gerekli kişilerle de konuştum. Biz artık yapmayacağız dediler. Çünkü sizin Türk zenginleri bizi desteklemiyor dediler. Oradaki görevliler. Şimdi burada adamlar çok nettir. Yani İngiliz yüzyıllarca dünyayı idare etmiş. Bizim Türk resmine bakacak durumda değil. Gayet net karar veriyorlar. Biz bunları desteklemeyelim dediler. Ve dikkat ederseniz kaç senedir hiçbir etkinlik yapmıyorlar. O bir dönemdi. Yani bir tarihe geçmiş bir olaydır. Evet. Çok az miktarda işte Bedri Rahmi satıldı. Başka yanılmıyorsam Erol Akyavaş. Yani şu an unuttum tabii. Kataloglar gerçi var bende. Ama beklenildiği gibi bir sonuç alamamıştır. Sonra biz onun için bıraktılar ve uzunca bir sürede yapacağını hiç sanmıyorum. Türkiye'ye mi şube de açmışlardı yanılmıyorsam değil mi? Yaşlı bir Türkiye'de bir şubesi var ama aktif evet. Değil. Aktif olamadı. Evet. Bir de benim son sorum, yani sonra izleyicilerimizin de çok güzel soruları var. Covid-19, yani enteresan bir süreç yaşıyoruz. Korona, herkes evinde. Bütün sanatçılar el ele verdiler. Tüm dünyada kültür sanat politikaları tekrar tartışılmaya başlandı. Bütçeleri ve hani hem müzeler hem sanatçılar hem sanat kurumları aslında topyekun bir
problemden söz ediyoruz. Ama yine bence en zor durumda olanlar tabii ki hiçbir kuruma bağlı olmayan, hiçbir galeriyle çalışmayan, bağımsız sanatçılar belki de. Bunlar bir araya gelip işte belki küçük inisiyatif işte kiralarını edinmeye çalışıyorlar ya da yiyecek erzaklarını toparlamaya çalışıyorlar. Gerçekten çok enteresan bir süreç yaşıyoruz. Özellikle yine bu bağımsız sanatçılara yönelik bu kadar tecrübenizin sonucunda bir tavsiye, bir öneri ya da bir değerlendirme, böyle bir yorumunuzu alalım. Yani özellikle bu sürecin ardından ne olabilir, ne bekliyorsunuz, bir şey değişir mi? Çünkü biliyorsunuz savaşlar, ihtilaller, travma, yani tarihte de pek çok pandemik yaşandı. Rönesans döneminde işte İspanyol gribi diyoruz, 1918 falan filan. Bu da bence bir milat. Yani bunun ardından tahmininiz, öngörünüz ve tavsiyeleriniz neler? Bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Aslında gerçeği söylemek gerekirse resim, yani sanat pazarı zaten hep bocalama içerisindeydi. Bir 2015-2016'dan sonra eksiye düştü Türk resmi, Türk heykeli veya bütün alım satımlar. Burada bu bir hastalık nedeniyle alakası yok yani bizim sanat şeyinin. Burada 2015'ten itibaren bu kriz ilk galerileri vurmuştur. Dikkat ederseniz galerilerin etkinlikleri çok azaldı. Bazıları da kapandı. Hı hı. Hemen arkasından 2017-18'den itibaren de açık arttırma merkezlerine vurdu. Dikkat ederseniz 2010'daki gibi kataloglu bir şey yapamaz duruma düştüler. Online falan işte neyse internet üzerinden satmaya çalışıyorlar. İkinci eksiğe düşen açık arttırma şirketleri oldu. Bugün mesela bir şirket açık arttırma yapmaya kalksa çok büyük paralara gerekiyor artık. Üçüncü gelecek olan galeriler fuarı olacak. Göreceksiniz 1-2 sene içinde galeriler fuarı da çok büyük darbe yiyecek. Ben onu gayet iyi görüyorum bugünden. Çünkü zaten galeriler fuarı darbeyi yemişti 2016-2017'de. Basının çok büyük yardımı oldu. Yani olumlu yaklaşımı oldu, haberler falan. Ama o haberlerin bir kısmı onlara bir fayda olsun diye oldu. Yani ben fazla detaya girmeye lüzum yok. Onu bilen biliyor. Yani yapılan etkinliklerde galeriler istediği rakamları bulamadılar. Dikkat ederseniz bu yabancı galerilerin gelmesini de engellemiş oldu. İstatistik yapın. Mesela 2015'ten sonra hiçbir galerici gelmedi. Yani Türkiye'yi dışladılar. Bu aslında bizim için son derece kötü bir şey sanatın gelişmesi açısından. Çünkü yabancı galericiler bizim galericilerden daha kültürlü insanlar. Yani karşısına alıp konuşmaz bile bizim galericilerle. Çünkü o kadar merkezin içinde ki her şeyi almış, satmış, kitap okumuş, müzeleri 5 yaşında başlamış gezmeye, yani Türk galericisinden oturup konuşacak bir lafı da yok. Sadece buraya resim satmaya geliyorlar. Baktılar ki Türkiye'de 2015'ten sonra hiçbir şey alamıyorlar. Derhal kestiler. Yani demin de söyledim. Yani yabancılar böyle beklemez. Hemen keser atar. Yani çok serttir. Onun için bizim Türk ressamları yurt dışında varlık gösteremiyor galerilerle. Neyse yani o bakımdan yani büyük bir şey. Şimdi tam bütün bunlar olurken birdenbire bu hastalanmalar, işte ölüm korkuları bilmem ne, bütün dünyayı etkilemiş oldu. Ve bilemiyorum Türkiye nasıl çıkacak. Yalnız şu ana kadar çok iyi idare etti hükümet. Yani bayağı tebrik edilecek bir şeydir. Yalnız halkın da kurallara uyması lazım. Yani ben televizyonda görüyorum, korkunç bir şekilde uyulmuyor. Yani böyle bir şey olamaz. Bugün mesela bir Amerikalıya evden çıkmayın derse çıkılmaz. Yahut da kalabalık içinde bulunmayın derse bulunmuyorlar. O medeniyet var. Ama nasıl olmuşlar? İstatistiğe göre bir numara Kanada, iki Japonya, üç İsrail en eğitimli ülke olarak. Adamlar %46 civarında eğitimli toplumlar.
Bizde %5 bile çıkmaz. Türkiye'de %10 bile çıkmaz. E sen bu adamlara nasıl haber vereceksin? Nasıl yapacaksın? Otomatikman tabii bu iş uzayacak Türkiye'de. Yani hemen 5-6 ay sonra biter diye de zannetmeyin. Hep böyle geri gelecek. Hep biz içeride kalacağız. Çıkmayın. Peki sanat dünyasına dair dönüşüm nasıl olur sizce? Yani ya da tavsiyeleriniz? Şu şekilde olacak. Eğer muhitte olan bir galeri varsa o bir şekilde sanal satışlarla falan devam edecek. Ama o eski aktiviteyi kaybetmiş olacağız. Zaten 2-3 aydır kaybetmiş durumdayız. Bu giderek çoğalacak. Galericilerin desteği olur mu sanatçılara? Oluyor mu? Bu konuda Orhan Karadoğan sormuş. Yani olabilir tabii. Yani beraber çalıştığı ekskluzif bağlantısı varsa tabii memnuniyetle bir alım satım yapabilirler. Ama galericilerimizin de yani hiçbiri zengin değil. Birkaç tanesi sanat satışı dışında gelir kaynakları var. O da 2-3 tane galeridir. Sübvanse ediyorlar. Dışarıdaki işini yapıp galeriyi desteklemiş oluyor. Belki onlar yapabilir ama normal galeri satışından para kazanan galeriler eğer satış yapamazsa bence hiç destek veremezler. Ama satarsa herhalde yine devam edecekler. Memnuniyetle diyecek. Büyük bir zevkle de devam edecekler satışa. Peki bağımsız sanatçılara ne tavsiye ediyorsunuz? Yani bu sürecin ardından mesela şunu söyleyebilirim. Bunu yaparlarsa hangi sanatçılara daha iyi olur? Bağımsız, özellikle bir galeriyle çalışmayan ve hani belki bireysel olarak resim satışı ile hayatta kalma mücadelesi veren, belki işte portfolyo göndererek sergi projelerine dahil olan gibi ve şu anda hiç zaten galericiler şu anda problemde, işte müzeler ve benzeri. Bunlara ne önerirsiniz? Ya da mesela bu yıl mezun olacak güzel sanatlar mezunu 4. sınıf öğrencilerine ne önerirsiniz? Öyle bir ortama çünkü adım atacaklar ki böyle çok enteresan bir rüzgarın içerisinde bulacaklar kendilerini. Bir duayen olarak son böyle benim soracağım soru bu olacak. Sonra tekrar devam ederiz katılımcıların sorularına. Yüzlerce sanatçı çıktığı için yani daha doğrusu sanat çalışıyor işte ileride sanatçı olacak kişi bizim Türk galericilerinin onu ayakta tutma imkanı olduğunu hiç sanmıyorum. Çünkü bizim galerilerin çoğu tanınmış sanatçıların eserlerini satarak ayakta duruyorlar. Genç sanatçıları satarak ayakta duran ben galeri bilmiyorum. Belki bir iki kişi çıkabilir. Onlar da genç çocuklardır. Benim gençlere bir tek tavsiyem, yani tavsiye lafı da hiç sevmem de yurt dışı bağlantısı kuramayan yok olmaya mahkum. Ben onu çok net görüyorum. Mesela yeni mezun bir çocuk kendini yetiştirecek. Bir tane Amerika'da, bir tane Avrupa'da, bir uzak doğuda galerisi olacak. Veyahut da Arap ülkelerinden birinde. 3-4 tane galerisi olacak. Ve o galerilere resim yollayacak Türkiye'de oturup. Belki ama çok cüzi paralarla satabilirler. Öyle yüksek rakamlara da satamaz. Böyle galeri keşfetmeleri lazım yurt dışında. Belki yurt dışından gelecek paralarla Türkiye'de ayakta durabilir. Bence Türk galerilerinin yeni mezunlara hiçbir yardımı olacağını sanmıyorum. Ama içinden belki ümitle böyle çok aykırı işler yapan sanatçı varsa da onu zaten bir galeri hemen kapmış oluyor. Öyle bir sanatçı da zaman içinde çıkar mı onu da bilemiyorum. Diğer sanatçılar için ise mesela Bedri Baykam'ın başkanlık yaptığı şeyde 2500 civarında kayıtlı ressam var. Fakat bunlar ne yapıyor? 2500 kişi çok büyük bir rakam. Bunların ismini de bilmiyor birçok sanat muhiti. Ama ressam olarak ismi geçiyor. Şimdi onları da ayıklamak durumu oluyor. Veya onu hayat tasfiye ediyor öyle diyelim. Yani her ressam dünya çapında olamaz. Onun belirli bir noktası var. Her edebiyat fakültesini bitiren edebiyatçı mı oluyor? Aynı şey. Evet. Otomatikman bunların hepsi zaman içerisinde ayıklanacak ama çok böyle büyük bir yetenek hemen keşfedilecek bir galeri tarafından onu lanse ederek çıkarlar ama mutlaka yurt dışına açılmaları lazım
Ancak benim görüşüm kurtuluş çaresi orada gibi. Hı-hı. Çünkü arkası geliyor. Yani yüzlerce sanatçı yetişiyor. Ve bunlar muazzam bir işsiz duruma düşecekler zaman içerisinde. Zaten şu an Türkiye'de bırakın sanatı, diğer iş kollarında da bir çözülme oldu. O çözülme sanatı çok olumsuz etkileyecek. Yani sanattan para kazanmak her geçen gün biraz daha zorlaşacak. Ama bu dünyanın her tarafında olmuştur. Savaş şartlarında yahut da böyle pandemi olaylarında falan bir yavaşlama oluyor. Daha sonra belirli bir düzeye çıkabiliyorsunuz. O da yıllar geçiyor tabii. Yani 3-4 sene sonra falan daha iyiye gidecek muhakkak. Sanat bir şekilde aslında hep yükselişe geçiyor. Çünkü bir travma yaşadıktan sonra aslında sanatçılara belki de ödülümüz sanat eseri üretmeyi bırakmasınlar demek olur. Çünkü bu süreçteki belki bu etkileşim de bir kayıt olacak. Bu bütün sanatçıların şu an ruh hali çok farklı. Bu miktarda belki de eser üretmeliler aynı zamanda da diyeyim. Malzeme alımı gerçekleşebilirse. Handancığım soruları belki alabiliriz. Şey sormuşlar mesela, teknolojiyle internetten yararlanabilirler mi? Nasıl olur gelecekte? Bununla bir öngörüsü var mı Yahşi Bey'in diye? Tabii yani her an değişim içerisinde. Dijital sanat diye bir şey çıktı, kitapları çıktı. Onları incelesinler. Mutlaka teknoloji yeni sanat, yeni estetikler yaratacak. Yani eski olan her şey yıkılacak. Hiç kimsenin düşünmediği sanat eserleri yayılmaya başlanacak. Yani bugün mesela Marcel Duchamp diyorsunuz, 1913 hatırladığım kadar. Şimdi o da bir avantgard bir şey. Yani Duchamp gibi resim yapması lazım değil ama onu aşan, herkesi şaşırtan bir şey yapması lazım. Armourishov'a kabul edilmedi Duchamp gibi bir sanatçı. Yani böyle şeyler oluyor. Avantgard olmaktan hiç çekinmesin. İlla toplumun kabul ettiği bir şey sanat eseri sayılmaz. Tam tersidir. Toplumun iğrenç bulduğu, nefret ettiği bir imaj ertesi gün en baş köşede müzelerde asılı duruyor. Bu empresyonizmi de dahildir. O zamanlar 19. yüzyılın sonunda oryantalizm varken Léon Jérôme da hatırlıyorsunuz, o meşhur bir şeydir. Empresyonistler sergi açıyor. Sayın Bakan diyor, gelin diyor, Fransız resminin mahvolduğunu görün diyor. Bu sergiye girin bakın. O zaman ne oluyor? İşte Monet, Manet, Pissarro, Sisley sergi açmış. O da gidiyor, onun Fransız resmi batmıştır diye anlatıyor. Yani her zaman bu şeylerde yenilik lazım. Empresyonizm de o zaman için en avantgard şey. Kırılma noktası. Tamam, cevap oldu sanırım. İpek Hanım şeyi sormuş. Galeri yönetiminde en zor şey nedir? Şimdi en birçok zor şey var. Tek bir şey diyemem de. Bir kere müşteriye çok açık olacaksınız. Yani ne gerçekse onu söyleyeceksiniz. O müşteri size yaklaşırsa bir daha bırakmaz. Yani çok dürüst olmak lazım. Bir de çok bilgili olmak lazım. Resimleri seçerken, eserleri seçerken sanatçının en başyapıtını bulmaya çalışacaksınız. Yani her resmi almayacaksınız galeriye. Bu çok zor bir şey. Çünkü kapital istiyor. İlişkilerinizin çok iyi olması lazım. Çünkü ressamlar da çok kıskançtır. Yani en iyi eserini göstermek istemeyebilir. Fakat onu ikna edip en iyi eserini bulmaya çalışacaksınız. Kataloglar yapacaksınız. Konferanslar verdirteceksiniz. Onların şerefine parti verdirteceksiniz zenginlere. Bunu Avrupa'da, Amerika'da yapıyorlar. Mesela Nelson Rockefeller Chagall'ın şerefine parti verdi evinde. Bütün New York sosyetesine tanıştırdı. Yoksa Chagall nereden New York'a gidecek de meşhur olacak? Arkasından birisi tutuyor. Şimdi bizde öyle adam da yok Türkiye'de. Resmi alıyor, ressamı evinden içeri sokmuyor. Yani böyle bir durum var maalesef. Şimdi bunu kırmamız lazım. Resmi duvarına asıyor ama nereden aldın? Şunu aldım diyor. Ressamın ismi geçiyor sadece. O ressamla diyaloğu yok ama. Yani bir hatırası yok ressamla. Hepsi için söylemiyorum tabii ama çoğu öyle.
aslında ressamla bir hatıranız olacak. Onunla ilgili bir anınız olacak. İleride anlatacağınız bir hikayeniz, hiçbir şey yok. Aldım sattım. Yani hisse senedi mi satıyor, resim mi satıyor belli değil. Ne kadar böyle güzel konuştunuz. Yani gerçekten çok önemli bir şey söylediniz Yaşlı Bey. Hayır, böyle şeyler var. Ama bunu şimdi birkaç nesil böyle gider. Sonra yavaş yavaş bu kafalar değişir. Yoksa yani kolay bir şey değil. Yani biz o acıları çok çektik. Benim neslim çekti. Bizden önce zaten pek yoktu. Mevda Kaptana vardı. Maya Galerisi vardı. Tabii onlar çok daha başka bir edebiyatçı grupları, arkadaşlar orada. Mesela ben Nuri İyem'e sorardım. Bizler de Maya Galerisi'ne giderdik. Akşamüstü çay içerdik, konuşurduk, arkadaşlık ederdik. Yani öyle bir alım-satım da yoktu o yıllar. 50-55 yılları. Yani bir kulüp gibi gidiyor orada, ahbaplık ediyor, dertleşiyor. Belki siyasi olaylardan konuşuyorlar. Çünkü o zamanlar çok politize insanlar. Siyaset konuşuyorlar falan, böyle şeyler. Bu öyle kolay bir şey değil. Yüzyıllar sürüyor bu işin durması için. Rönesans nasıl olmuş? Adamlar, sanat yazarları çıkmış, kitaplar yazılmış, müzelere alınmış, mesenler oluşmuş, şatolara davet etmişler, almış, satmış. Yani muazzam bir tradisyondan geliyor Avrupa sanatı deyip geçmeyin yani. Hep yardımlaşmalar olmuş. Saadettin Budak şunu sorar, bir Türk estetik algısı oluştu mu bu bağlamda konuştuklarımız üzerinde değerlendirirsek? Bir Türk estetik algısı oluştu mu diye soruyor. Nerede, toplumda mı? Toplumda ve bunun galericiliğe etkisini sormuş. Yani galericiliğe etkisi nedir? Türk estetizmin oluşup oluşmadığıyla ilgili. O biraz zor. Yani zaten şu bakımdan, şimdi bizim çalışmalarımız geniş halk kitlelerine hitap etmedi. Yani bir sinema, bir tiyatro falan gibi bir konumda değiliz. Çok kapalı bir devre. Yani 1000 kişi, 5000 kişi arasında dönen bir iş. Yani zaten meraklısı da fazla yok. Sanatçı sayısı da belli. Yani 3-5 bin kişilik bir sanatçı grubu düşünün. 10-15 bin kişi de izleyici. Şimdi burada estetik deyince neyin estetiği? Yani her sanatçının ürettiği bir şey var. O sanatçılar ne derece topluma mal olmuş, değil mi? Onu sormak istiyor. Tam da anlayamadım ama toplumda kabul görmüyor. Yani bir Japon estetiği varsa, bir İran estetiği varsa, bunun gibi bir Türk estetiği var mı? Yani Batı harici demek istiyor diye anladım ben. Sanıyorum böyle bir şey. O ayrı bir konu. Şimdi biraz belki sert olacak ama bizim resim sanatımız Fransız resmiyle başlıyor. Yani Türk estetiğiyle hiç alakası yok. Daha sonra Amerikan, işte İngiltere, işte diğer ülkeler etkilemişler. Bizim İslam estetiğiyle bağlantısı olmayan bir şey bizim resim ve heykel sanatımız. Hep alıntılar oradan olmuş. Mesela Osman Hamdi'den Bedri Baykam'a kadar bir sergi açın Avrupa'da. O serginin yanına bir tane de Matrakçı Nasuh'un resmini koyun. Bütün Fransızlar Matrakçı Nasuh'u beğenirler. Diğerlerini beğenmezler. Benim burada şeyim var, araştırmalarım var. Gelen müşteriler var benim Avrupa'dan, Amerika'dan, müzeciler. Matrakçı nasıl diyor? Aman diyorlar, ne müthiş bir şey, hiç görmedik diyorlar. Şimdi estetik o aslında. Osmanlı estetik. Otantik buldukları için değil mi? Otantik. Diğerleri, bu diyor Chagall'a benziyor, bu Miro'ya, bu Jackson Pollock diyor. Atıyorlar adamlar. Bize özgü yani, belki de. Acımasız şeyleri var. Şimdi bir Levni, şimdi tabii biz oturup da Levni gibi resim yapın demiyorum ama bizim geleneğimiz başka bir yerden geldiği için bazı uyum, yani kopmalar oldu. Osmanlı'yla Cumhuriyet dönemi arasında büyük kopmalar oldu. Bu yazıda oldu. Her şeyde oldu. Yaşam biçimlerinde oldu. Ama biz mecburduk Avrupalılaşmaya. O şekilde devam edemezdik. Yoksa Türkiye parçalanacaktı zaten. Hı hı. Onun için biz batılılaşma içerisinde
böyle resimler ve heykeller yaptık. Ha, diyeceksiniz ki belki 20-30 sene sonra başka türlü bir sanatçı grubu gelecek. Bütün bunları kesip atacak, başka bir estetik bulacak bizim kültürümüzden. Yani o da bir soru işareti. Acaba öyle bir şey olur mu, olmaz mı? Mesela Frank Stella benim en sevdiğim ressamlardan biri. Türkiye'ye 3 kere geldim dedi. Ben arkadaşlığım oldu Amerika'da. Türkiye'ye 3 kere geldim. Hiç kimsenin haberi yok Türkiye'ye geldiğinden. Frank Stella gibi adam. Muazzam. Ben atölyesine gittim. Bizim Mimar Sinan Üniversitesi büyüklüğünde atölyesi var. Upstate New York'ta. Yani böyle bir adam 30-40 kişi çalışıyor. Geldim dedi ve onun 1960'lı yıllarının kitaplarına bakın, hep Anadolu'daki isimleri yazar. Zincirli der, bilmem ne der, Hitit şeylerinden. Şimdi bizim Hitit sanatının haritalarını bulmuş. Hitit şehri bir yuvarlak etrafına doğru büyüyor böyle yuvarlak olarak. Onları aldı, resim yaptı adam. Mesela niçin bizim Türk ressamı düşünmüyor? İlla ki lale resmi yap demiyoruz ya. Matrakçı nasıl kopya çek demek istemiyorum ama Anadolu'dan da çok enteresan şeyler çıkabilir. Hı hı. Ve onu Batı çok daha kolay kabul edecektir. Çünkü yenilik yapmış oluyoruz. Ama siz gidip de Kiefer gibi resim yapılıyor hala Türkiye'de. Gerhard Richter gibi resim yapanlar var. Bunları kim ayıklayacak? Hangi sanat yazarı çıkacak? Bunları kimse konuşmuyor aslında. Onun için yani estetik şeyi ben bilmediğim, beni aşan bir konu. Onu artık filozoflar, sanat tarihçileri falan bu işi ele alıp şey yapacaklar. Yani şöyle bir şey de var. Mesela yapılmış olan, yani yüzlerce sene hatalı olan bir şey de düzeltilebilir. Yani yazboz olabilir. Hayat acımasızdır. Yani yeni nesiller gelir, düzeltme yapabilirler. Böyle şeyler de var tabii sanat tarihi içinde. Belki de sentez yapma çok becerilemedi. Yani Doğu, Batı, hani bir sanki Osmanlı gibi yapmak bir hakaret gibi geldi. Aslında kendi kültürel kodlarımızla sentez yapmayı bir türlü beceremedik. Belki de ondan oldu. Ben bir de burada, ben de tabii bir anlamda hani sanat eleştirmeni, sanat tarihi olduğum için Meltem Tüzün ve özellikle İpek Hanım ikisi bir soru yöneltmişler. Takip ettiğiniz sanat eleştirmenleri kimlerdir ve sanat yazarları, belki de sanat tarihçilerine ne önerirsiniz? Bir de böyle iki soruyu birleştirip bir soru yöneltmiş olayım. Sanat tarihçilerine? Takip ettiğiniz bir sanat eleştirmeni var mı mesela? Evet, çok iyi eleştirmen. Tarihçi ve yani bunun önerileriniz nelerdir ya da tavsiyeleriniz? Evet. Ben imkan olduğu kadar yani Türkiye'de yayınlanmış bütün sanat yazarlarını takip ediyorum. Hem internetten yayınlıyorlar hem Türk dergileri, gazetelerinden. Zaten arşivciyim ben. Yani bütün basında çıkan hepsini kesiyorum. Arşiv yapıyorum. İleride onlar lazım olabilir. O bakımdan uğraşıyoruz. Fakat toplumu yönlendiren yazar çıkmıyor. Yani bir serginin tarifini yapıyorlar yazarlar. Ama öyle bir yazar çıkacak ki mesela benim en beğendiğim Robert Hughes'du. O çok müthiş bir adam, Amerikalı. Avustralyalı aslında. Amerikalı oldu. Clement Greenberg var. Bir sürü isim sayabiliriz. O tarz yazar çıkması lazım. Yani her şeyi yerine oturtturacak. Yani bugün mesela bizim sanat ortamında hiç hakkı olmayan çok yukarıya çıkmış kişiler var sanatçı olarak. Bunları biraz aşağıya da çekmesi lazım. Ama öyle yazar çıkmıyor. Herkes en üst noktada, en iyisi benim diyor. Türkiye'de benim üstüme çıkmaz kimse diyor. Ve onu da pohpohlayanlar da var. Öyle devam ediyor. Yavaş mesela, yavaş. İslam şeyinde demin onu söylüyordum, laf karıştı. Son 30 yıla bakalım. Erol Akyavaş var. O bizim Selçuk Osmanlı sanatının etkisinde bazı resimler yaptı. O da belki tek mi kalacak acaba? Yaptı ve arkası pek gelmedi. Yani birkaç ressam onun etkisinde resim yaptı ama
Erol istedi yani öyle bir şeyi. Çok arzu etti. Ben yakın ahbaplığım olmuştu. Ben Amerika'dan, Amerika'da çok birlikte de oldu kendisiyle. Hatta Ahmet Ertegün benim çok yakınlık duyduğum, o zamanlar çok buluştuğum bir kişiydi. O da müthiş bir adam. Dedim ki Erol Akyavaş var dedim. Atölyesine gidelim dedim. Kemal Önsoy'un atölyesine götürmüştüm. Orada çok beğenmişti Kemal'in resimlerini. Erol Akyavaş var, oraya götürelim. Belki resim satarım diye düşündüm. Bana hiç unutmuyorum. Çok enteresan. Ya dedi. O dedi, herkes dedi bir havuzda yüzüyor. Bu da gitmiş tek başına başka bir havuzda yüzüyor dedi. Şimdi bu çok enteresan bir şey. Yani matrak geçti adamla. Çünkü o dönemlerde, 80'li yıllarda ben de Erol Akyavaş satmaya çalışıyordum. Beğenilmiyordu Turgut Özal zamanında. Çok iyi hatırlıyor. Yani bu Arap resmi diyorlardı. Arap yazısı diyordu. Yani Arap yazısıyla Osmanlı yazısını da karıştırarak bu Arap yazısı böyle saçma şeyi ben duvarıma asmam diyordu insanlar. Onu çok iyi bilir arkadaşlar da. Şimdi bunlar deneyler. Belki ileride başka bir sanatçı başka bir çıkış yapacak ve çok geleneksel bir sanatımızdan çok özgün bir eser yaratacak. Bunu kimse bilemiyor şu an için tabii. Değişen politikalar da sanatı bu anlamda çok yönlendiriyor. Öyle katılıyor musunuz bilmiyorum. Hangi politikalar? Yani gündelik politikalar sanatın üzerinde önemli değişimlere sebep oluyor. Olabilir. Gayet tabii olabilir. Ama sanatçı bir kere politikanın dışında durması lazım. Çünkü o tehlikeli bir şey. Kendi inançlarını devam ettirmesi lazım. Yani düşündüğü şeyi yapacak. Politik sistem neyse ona hiç bağlı kalmadan kendi yaratıcılığını düşünmesi lazım. Eğer günlük düşünürse zaten başarılı olamaz hayat içinde. Sultan Kılıç sormuş, alım yapmak için içinde bulunduğumuz dönem doğru bir zaman mıdır? Tabii. Şimdi şu an Türkiye'de çok büyük bir ekonomik darboğazdan geçiyor Türkiye. Yani sırf sanat ortamı için değil, yani bütün dünyada aynı sistem var. Her şey bloke olmuş durumda. Bir sanat meraklısı için en iyi zaman son 2 senedir alım yapmasıdır. Hatta bugün bile 2 sene önceden daha iyi bir durum alım yapmak için. İleride 2-3 misline, 5 misline de çıkabilir bugünkü fiyatlar. Eğer Türkiye ekonomisi düzelirse, belirli bir gelir kaynakları falan tekrar oluşturulursa, mutlaka resim fiyatlarında, heykel fiyatlarında, yani bütün sanat eseri fiyatlarında çok büyük bir ilerleme olacak ve gerçek değerini bulacaktır. Ama bugün için en iyi alım bugün içindir. Sorular, belki bir soru daha alabiliriz Handancığım istersen. Performansla ilgili ne düşünüyor Yahşi Bey diye sormuşlar. Performans sanatıyla ilgili. Çok önemli. Türkiye'de performans sanatçıları son derece az rakam itibariyle. Fakat maddi karşılığı yok. Belki onun için de birçok sanatçı girmiyor ama son derece önemli bir şey. İnsanları topluyorsunuz, o sanatsal konuşmalar yapılıyor. İnsanlar birbirinden tanışıyorlar. Bir mesaj veriyorsunuz. Topluma bir şey öğretiyorsunuz o arada. Bence son derece önemli. Yani sanatın bir parçası olarak çok önemli. Olması gereken bir şey ama müzelerde oluyor. Galerilerin pek ele alacağını sanmıyorum. Daha çok müze çalışması için enteresan olabilir. Ki bunu zaten müzeler yapıyor. Mesela şeyde Sabancı Müzesi'nde çok güzel bir performans sanatı gördük geçen haftalarda, geçen aylarda. Kitap tavsiyesinde bulunabilir misiniz diye sormuşlar. Sanat kitapları çok sınırlı tabii Türkiye'de ama iyi bir inceleme yaptığınız zaman
bayağı ciddi sanat kitapları yayınlanmış durumda. Ben de onların belki %99'u vardır benim kütüphanemde. Ama onları artık bir gün buluştuğumuzda verebilirim. Yani şu an liste verecek durumda değilim. Ama hepsini okuması lazım. Eğer sanat meraklısıysa, sanatçıysa kesin olarak yapıp yani konuşma, bütün yayınlanmış olan çeviriler dahil, zaten çoğu çeviridir onların, Türk sanatçılarının hayatı, onların düşünceleri, hepsini öğrenip ondan sonra bir senteze varmak lazım. Eğer o eksik kalırsa bazı şeyler değerlendirmede zorluk çekebiliyor gençler bilhassa. O bakımdan yani çok önemli bir şey. Güzel bilgiler aldık. Çok teşekkür ederiz Yaşlı Bey. Ebru'cum belki bir toparlama yapabiliriz konuyu ve son fikirlerini alabiliriz Yaşlı Bey'in. Şimdi tabii ki bence yani Yaşlı Bey adına şunu söyleyeyim. Başta da söylediğim gibi yani 45 yıllık bir tarihselliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle ben kendi adıma da söyleyeyim. Hani bu konuda bir akademik çalışma yaptım ve kendisiyle de belki 4-5 kez bir araya gelip dinlemişliğim de vardır. Ve çok değerli buluyorum Yaşlı Bey'in bu anlattıklarını. Sözlü tarih çalışmalarının da çok öneminin üzerinde tabii duralım. Yani bunlar hep bir kayıttır ve önemlidir. Ben teşekkür edeyim. Yani öncelikle katılımcılara, Yaşlı Bey'e, Handancığım sana, Münevver Hanım'a, Antalya Kültür Sanat'a. Çünkü bunların önemli olduğunu düşünüyoruz. Hepimizin aslında buna ihtiyacı var. Dinlemeye, okumaya. Özellikle Türkiye'nin yakın dönem tarihinin gerçekten okunmasına çok ihtiyacı var. Hem sanatçılar, hem siyasi tarih, hem sosyal tarihin bunun eksik olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma söyleyeyim. Yani Türkiye'de belki dünyadaki sanatçıları çok daha iyi biliyoruz. Hani bir Picasso'yu evet iyi biliyoruz. Ben kendi öğrencilerime de bazen yer yer sordum. Ama Türkiye'de olup biten şeyleri daha az biliyoruz. Dolayısıyla daha çok özellikle sanatla ilgili daha çok okumak, daha çok dinlemek, daha çok literatür oluşturmak gerektiğini düşünüyorum. Keşke hani bütün soruları, bütün yorumları burada okuyabilsek ama mümkün olduğunca okuduk zaten. Ben teşekkür ediyorum herkese, sizlere, Yaşlı Bey'e de aynı şekilde. Çok katılımcıların da ilgisi çok büyüktü. Onlara da teşekkür edelim. Yaşlı Bey çok değerli çok bir sohbetti. Gelen eleştirilerden de bunu görüyorum. Bunu bir daha yapmalıyız belki. Yine tekrarını yapabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza belki sağlık. Son bir cümle alabiliriz Yaşlı Bey'den. Ne önerirsiniz, ne dersiniz son kez, son cümlenizi alalım. Bunları böyle zaman zaman yapmakta yarar var. Sualler çıkartmak lazım ve böyle başlıklar şeklinde insanları düşündüren, onların araştırmasını temin eden bazı başlıklar bulalım. Evet. Biz bir iki cümle söyleyelim. Onlar o başlıklar üzerinden araştırıp bulsunlar. Hem genel kültür olarak çok faydası olabilir. Hı hı. Böyle çalışmalar yaparız bir iki ay sonra tekrar buluşabiliriz. Çok memnun olurum. Ben de çok memnun oldum sizinle birlikte olduk. Keyifli. Evet. Çok, çok teşekkürler. Yaşlı Bey sağ olun. Ben bütün söyleşiyi izledim ve hani bir sonunda devreye girdim. Çünkü bendeki intiba da şu oldu. Biz aslında hani sanat kurumları falan olarak böyle ulvi bir yerden bakıyoruz. Ay 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 işte bütün Cumhuriyet'in kurucu ideolojisi de sanatta şeysiz kalan, sanatsız kalan milletin damarları yok olur da filan diye bir yerden. Ama biz bugün çok ciddi, çok hayata dair bir şey öğrendik, onu dinledik. Bir meta olarak sanat. Sanat alınan, satılan, biriktirilen bir şey ve bunun da kendi temelleri var. Bunun da rekabeti var. İşte rekabet edebilir kalitede olması lazım, dünyada piyasada olması lazım ki devamı gelsin ve yaşasın. Yani yaşamasının koşulu aslında onun ne kadar alınır satılır olduğunda. Bizim defterimizin arasında biriktirdiğimiz küçük eskizler, küçük desenler, işte bir takım kurumların destek olmak adına yaptığı, Antalya Kültür Sanat da buna dahil tabii. Böyle hani
tanıtım vesaire sergilerin dışında gerçek bir dünya var. Bu gerçek dünya çok acımasız, gayet vahşi, yani bütün kapitalist düzenin kurallarına göre oynayan bir dünya ve bu dünyanın içinde sanatın, plastik sanatların da böyle doldurulmaz bir yeri var. O yeri hak eden, bu alımı yapabilen, onu fark edip ortaya çıkaran galerici, vitrinine koyan galeri, onu fark eden koleksiyoner, bunların hepsi topyekun bir şeyin, eğitimin, bilginin sonucunda oluşan bir birikimle oluyor. Ve biz sanat dünyasında var olmak istiyorsak, global dünyada var olmak istiyorsak, bütün bu eksikleri de telafi etmeyi bir şekilde bilmeliyiz. Bunun için de hani defterimizin arasında bir takım eskizler biriktirmek gerekiyorsa da oradan başlayarak bunu yapmalıyız belki. Önemli olan bunun yaygınlaşması. Çok kıymetli bir söyleşiydi Yaşı Bey. Hakikaten yani ben de bir kültür merkezi yöneticisi olarak, senelerdir bu işin içinde olan biri olarak hiç düşünmediğim, hani benim o ilahi, tanrısal sanatın dışında bir şey öğrettiniz bana ve esas yaşayan, yaşatan şey de sizin öğrettiğiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler bu, tekrardan. Çok var. Bütün dünyada bu galericilik işi zaten bütün dünyada öyledir. Yani çok sert bir meslektir. Bunu yaşarken ben hem Türkiye'de hem yurt dışında da gördüm. Kanbaylar bile savaş çıkıyor, İtalya'ya kaçıyor bütün resimlerini bırakıp. O hikayelerini bilirsiniz muhakkak. Onun için yani canını kurtarmış adamlar. Ama biz yine öyle bir şey yaşamadık. Bizim yaşadığımız ekonomik krizler oldu sadece. Bazı sürtüşmeli ilişkiler oldu sanatçılarla. Ama en zor şey sanatçılar ve iş adamlarıyla anlaşabilmek. Çünkü ikisi de çok kaprislidir. Sanatçı en büyük adam benim der. Koleksiyoncu ise çok tepeden bakar. Şimdi biz o ikisinin ortasında bir şey yapmaya çalıştık. Bir denge unsuru kurmaya çalıştık. Yapabildiğimiz kadar. Çünkü hepimiz acemiydik. Yani ben de galeriyi açtığım zaman hiçbir şey bilmiyordum. Ama bugün bayağı bir şeyler öğrendik tabii dünyadan. Daha rahat bakabiliyoruz. Evet. Ama bugünkü bilgim 75 yılında olsaydı daha başka türlü davranırdım. Benim yüzüme çok kapılar kapandı. Çok realist konuştuğum için. Orayı siz bilmezsiniz. Ama bu sefer onlar çok büyük zarar ettiler. O ayrı bir konuşmadır. Ben size onları tek tek anlatırım zaman içerisinde. Bir gün onu konuşalım. Onları da tabii konuşacağımız bir program yapalım. Yaparız tabii, memnuniyetle. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar. İyi akşamlar bütün katılımlara da. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İyi günler.